Şimdi laiklikle ilgili inkılaplardan soru kalıbı iki tanedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin bir adımıdır ya da değildir diye sorar ya da çeşidini sorabiliyor arkadaşlar. Hani yönetimle mi ilgili bir laikleşme var, eğitimle mi ilgili laikleşme var diye sorar. Ben size şöyle sırayla yazdım. Saltanatın kaldırılması laikliğin ilk adımıydı hatırlarsanız. Bu yönetimle alakalı. Hilafetin kaldırılması yönetimle ilgili. Birazdan zaten bununla ilgili soru soracağım. Şeriat ve Vakıf Bakanlığı'nın kaldırılması ki bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması şeklinde de değerlendirebiliriz. Gül Hocam iyi akşamlar. Hemen size sorayım. Yeri geldiğiniz için. İlk Diyanet İşleri Başkanımız kimdi arkadaşlar? Dün derse katılan arkadaşlardan veya çalışanlardan var mı? Harika Kübra Hocam. Mehmet Rıfat Börekçi soru değeri var. Osmanlı sülalesinin yurt dışına sürgünü de yine yönetimle ilgili. Bakın bu dördü yönetimle ilgili. Ancak tevhid-i tedrisat kanunu yani medreselerin kapatılması ise evet o da laiklik aşaması ama eğitim sektörüyle ilgili bir laikleşme göstergesi. Şapka kanunumuz sosyal, tekke ve zavidenin kapatılması ise hem sosyal boyutu var hem de bir yaygın eğitim kurumu olduğu için eğitim boyutu var. Maarif yani eğitim teşkilatı hakkında kanun eğitimle ilgili. Medeni kanun birazdan içeriğini konuşacağız. Hem hukuk hem de sosyal alanla ilgili. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan atıldı biliyorsunuz. Böylece devlet dinler karşısında tarafsızlık sağlamış oldu. Bakın bu çok kıymetli bilgidir. Devletin dinler karşısında tarafsızlığı neyle sağlandı? 24 Anayasası'nın 28 değişikliğiyle deriz. Kılık kıyafet kanunu içeriğini konuşacağız arkadaşlar. Sosyal ve laiklik ilkesi diğer ilkelerle beraber anayasaya 37 girdi. 37 yılında bu da yine yönetimle alakalıdır. Şimdi soru kalıbı göstereyim arkadaşlar. Önce bir kronolojik olarak soru sormuşum. Burada arkadaşlar bu soruyu özellikle soruyorum ben. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı 1923. Şöyle ben sadece 23'ünü yazayım. Hilafetin kaldırılması 24. Ama laik devlet anlayışının benimsenmesini hangi yılı kabul edeceksiniz? Yıl alayım sizden. Laik devlet anlayışının benimsenmesini hangi yıl? Harika Kübra Hocam. Hilafeti, saltanatın kaldırılması laikliğin ilk adımı ya. O yüzden laik devlet anlayışının benimsenmesini 1922 yılı alırız. O yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 oldu. Ben yazayım. Önce 1 numaramız oldu. Sonra 2 numaramız oldu. Ve 3 numaramız oldu. Cevaplara bakacak olursak genelde arkadaşlar bu laiklik devlet anlayışı, laik devletin benimsenmesini o 1928 değişikliği falan gibi alan arkadaşlar olabiliyor. Bu soruyu özellikle bu sebepten koydum. Şimdi iki tane soru sordum. Hangileri laikleşme aşamalarındandır? Düz sormuşum. Hilafet evet. Tevhid evet. Evet. Yani ilk sorumuzun cevabı tabii ki hepsi olacak. Ancak İki numaralı soruda bu sefer soruyu inceltmişiz. Bu sefer eğitim sektörünü sormuşum. Eğitimde laikleşme, hilafetin kaldırılması yönetimle alakalı olduğu için almayacağım bu sefer. Tevhid tedrisat evet, evet, evet. O zaman iki numaralı sorumuzun cevabı 2, 3 ve 4 oldu. 2, 3 ve 4. Gül hocam 4 de var. Tekke zaviyeler hem sosyal hem de eğitim ya. O yüzden tekke zavilerde eğitim sektörüne alacağız arkadaşlar. Şimdi bir başka soru kalıbı daha göstereceğim. Hatta iki tane alt alta koydum. Bir olaya dikkat çekmek için. Arkadaşlar bizler sınavda 5 seçenek içinde doğruyu arama sınavına giriyoruz. Şimdi birinci sorumda hangisi laiklik için bir adım değildir diye sordum. Cevabımız kesinlikle harf inkılabı. Harf inkılabı. Çünkü diğerleri %100 laiklik. Ancak iki numaralı soruya geçtiğimizde yani şu soruya geçtiğimizde
Harf inkılabı hangisiyle bağlantısı kurulamaz diye sordum. İkisi de çıkmış ÖSYM sorusu. Şimdi burada devletçilik ekonomiyle alakalı bir model olduğu için mecbur bunu çalacağım. Ama bakın burada laiklik de var. Halbuki bir üstteki soruda harf inkılabının laiklik alakası olmadığına dair bir ÖSYM sorusu bu. Ama şu 5 seçeneğe baktığımda 2 numaralı sorumda devletçilikle hiç alakası yok. Dolayısıyla biz 5 seçenek içinde doğru yazacağız. Normal şartlarda harf inkılabının laikliğiyle bir alakası yok. Ama bizim toplumsal algımıza göre Arap alfabesini dini bir şey zannederiz ya biz toplumsal olarak. Bundan dolayı dolaylı da olsa laiklikle bağlantısı kurulabiliyor. Bunu da ÖSYM'e bakın iki ayrı soruyla sormuş arkadaşlar. Buradaki olayı anladık herhalde. Soruya göre cevap veriyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet şimdi hukuku konuşalım. Önce 21 Teşkilat-ı Esasiye anayasamız var. Onu zaten işlemiştik ve 24. Öncelikle arkadaşlar seçeneklerde anayasa gördüğünüz dakika hangi ilke? Cumhuriyetçilikle ilgili diyeceksiniz. Anayasalar cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 24 anayasası arkadaşlar hukuk alanında yapılan inkılapların temelidir. Bakın böyle bir soru geliyor arkadaşlar. Gelebilir. Ben soracağım size hukuk alanındaki inkılapların temeli hangisidir diye bir soru yazacağım. A. 1924 Anayasası. B. Medeni Kanun. Bunun cevabını ne verirsiniz arkadaşlar? İnkılapların, hukuk alanındaki temeli nedir? Sorusu gelirse cevabımız ne olacak? Tabii ki bakın zaten yazdım ben. Temel oluşturan A'dır. Çünkü arkadaşlar Medeni kanun bir kanunken 24'teki anayasa normlar hiyerarşisi diye bir şey vardır. Yurttaşlık bilgisinde gördünüz ya da göreceksiniz. Anayasa hukuki metinlerin en zirvesinde, normlar hiyerarşisinin en zirvesinde. Gerek medeni kanun, gerek diğer kanunlar zaten 24 anayasasına uygun bir şekilde yazılmaktadır. Dolayısıyla temel olan şey anayasadır. Ama sınav mantalitesini biz medeni kanunu daha ayrıntılı anlatıyoruz. Sadece öyle bir durum söz konusu. Peki 26'da medeni kanunun kabulünü anlatayım. Önce bir sorayım. Nutukta Mustafa Kemal Paşa'mızın nutuğunda medeni kanunun değişikliğinden ya da medeni kanun kabulünden bahsediyor mudur? Evet, hayır deyin. Tabii ki. Çünkü nutuk 1927 yılına kadar olan süreci anlattığına göre harika vardı diyeceksiniz. Peki medeni kanunla neler kaldırıldı? Bir, mecelle kaldırıldı. Hatırlarsanız mecelle Tanzimat döneminde yazılmış yarım yamalak bir medeni kanundu. Ahmet Cevdet Paşa yazdıydı. Medeni kanun kabulüyle cemaat hukuku yani azınlık hukuku da kaldırıldı. Çünkü öncesinde Rumlar Rum Mahkemesi, Ermeniler Ermeni Mahkemesi'nde işlerini görüyordu. Ama herkes artık inancına bakılmaksızın medeni kanuna tabi oldu. Ve şeriat, şer'i hukuk da kaldırıldı. Böylece hukukta birlik sağlanmış oldu. Peki bu medeni kanunla ne getirildi? İçeriğinde neler var? Bunu bir bir soruyorlar arkadaşlar. Bir, evlenme akdi devlet görevi sayıldı. Yani resmi nikah zorunlu hale getirildi arkadaşlar. Peki hocam Osmanlı döneminde resmi nikah yok muydu? Evet vardı arkadaşım. Osmanlı'da da kadılar resmi nikah kıyardı. Ancak medeni kanun farkı şu. Osmanlı döneminde kadının nikahı olmasa yani kadınlar nikah kıymasa bile bir kadın ile bir erkek aynı evde imam nikahlı yaşaması serbest idi. Ancak
1926 Medeni Kanun bir erkek ile bir kadının aile hayatı sürebilmesi için resmi nikahı zorunlu tutmuş. Resmi nikahın yoksa doğru hapse atılıyordunuz. Daha 2020, 2004'te ya da 2005'te bu kural ancak daha 2005 yılında kaldırıldı. Peki resmi nikah ne işe yarar? Olay kişilerin hukuku güvence altına alınmıştır. Bizim gibi şark toplumlarında genelde sadece dini nikahla evlilikler sonrası boşanma olduğunda mağduriyeti genelde erkek mi yaşıyor, genelde kadın mı? Tabii ki kadın ve hele hele çocuk yaşıyor, değil mi? Ona ki sadece dini nikah varsa o dönemde DNA testi de yok. Adam namussuzun teki çıktı. Bu kadını ben tanımıyorum, çocuk da kimden bilmiyorum. Değilse bu çocuk kimin mirasından yararlanacak? Bu kadın kimden nafaka alacak, değil mi? İşte bu yüzden resmi nikah kişilerin hukukunu güvence altına alan bir uygulamadır arkadaşlar. İki, isteyenin dinsel inancına göre de dinsel nikah yapılabileceği düzenlendi. Bakın, medeni kanun dini nikahı kaldırmaz. Medeni kanun der ki, arkadaşım git önce resmi nikahını yap, sonra dinsel inancına göre Musevi misin, Hristiyan mısın, Müslüman mısın? Git kilisende, caminde, imamın karşısında dini nikahını da kıydır der. Ama önce resmi nikah olacak. Resmi nikah olmadan dini nikah olmaz. Çünkü aleyhte insanlar bunu maalesef kullanabiliyor biliyorsunuz. Özellikle genç kızların aldatılmasında falan olmasın bu olay diye bu güvence getiriliyor. Ve tek eşle evlilik getirildi arkadaşlar. Reşit olana dinini seçme hakkı verildi. Arkadaşlar, Allah'ın günü millet din mi değiştiriyor? Hayır. Osmanlı döneminde maalesef mürtehlik, zındıklık denilen bir olay var. Ve maalesef dönemin Şeyhülislamların fetvasıyla aha bu adam zındık olmuş deyip idama mahkum edilen, öldürülen insanlar var. Bunu engel olmak için insanların dinine karışamazsınız gibi bir maddeye elenmiş. Evlilik yaşı 18 olarak düzenlenmiş ki yurttaşlıkta bunu biliyorsunuz. Gördünüz ya da göreceksiniz. Ebeveyniniz ile olursa 17, mahkeme kararı 16'ya kadar düşürülebiliyor. Kadınlara da boşanma hakkı verildi arkadaşlar. Kadınlara mirasta eşitlik hakkı getirildi. Kadınlara da istediği işe girme hakkı verildi. Kadınlara da şahitlik hakkı verildi ve kadınlara da çocuklara velayetini alabilme hakkı verildi. Gördüğünüz üzere medeni kanun daha ziyade kadın üzerine yoğunlaşmış değil mi? Kadını erkeğe eşitleme yolu tercih edilmiş. Peki medeni kanunda başka ne var? Arkadaşlar medeni kanunla artık patrikhane yani kiliselerin ve hahambaşılıkların evlendirme, boşandırma ve miras davalarına bakma gibi hukuki dünyevi yetkileri de kaldırıldı. Hemen sorumu paylaşıyorum. Bir diyorum siyasi yani ekümenlik. İki diyorum hukuki. Üç diyorum dini. Arkadaşlar patrikhanenin yetkilerinden hangisi medeni kanunda kısıtlandı? Medeni kanunla kısıtlandı desem cevabımız arkadaşlar C2. Dünkü dersimde var olan arkadaşlar bilir siyasi yetkisini ne zaman kısıtladıydık? Siyasi yetkisini ne zaman neyle kısıtladık? Hatırlarsanız Ahmet Hocam'dan geliyor cevap. Kübra Hocam'dan geliyor. Patrikhanenin siyasi ekümenik yetkisi saltanat değil Lozan. Lozan'da kısıtlamıştık Kübra Hocam. Ahmet Hocam herhalde Lozan diyecektin Londra yazdı farkında olmadan. Değil mi? Lozan yazıyordun. Lozan'la siyasi yetkisi kısıtlandı. Medeni kanunda hukuki yetkisi kısıtlandı. Peki dini yetkisi duruyor mu? Günümüzde bile duruyor. Hristiyan bir arkadaşı gider vaftiz yaptırır çocuğuna vaftiz ettirir değil mi? Kilisede ibadetini yapar falan filan neyse işte. Tekrar ediyorum. Medeni kanun ile hukuki yetki,
Lozan ile siyasi yetkisi kısıtlanmıştır. Dini yetkisi ise durmakta hala. Çünkü şimdi olayın ilke boyutuna baktığımızda medeni kanunda arkadaşlar hukukta din ayrımcılığı bitti. Bakın ayrımcılık bitti. Herkes kanun önünde eşit oldu. Halkçılık. Din kısmı dinden ve mezhepten ayrımcılık bittiyse de laiklik boyutu var. Peki sosyal ve ekonomik alanda kadın ile erkek eşitlendiği için halkçılık, milli birliği güçlendirdiği için yani ulus devlet, millet devleti mantalitesini güçlendirdiği için milliyetçilik, modern ve aile yapısının temeli atıldığı için de tabii ki inkılapçılıkla alakalıdır arkadaşlar. Çünkü kadınlarımızın erkeğe eşit olmaması durumunda Türk aile yapısı bakın sıkıntıya giriyor. Neden giriyor? Çünkü bir toplumun öğretmeni kadındır, annedir. Annenin kendini sosyal alanda, ekonomik alanda geliştirmemesi demek bu ailenin sıkıntıda olması demek. Arkadaşlar özellikle bir daha yazdım çok dikkat edin diye. Medeni kanunda kadınlara sadece sosyal ve ekonomik hak verildi. Seçme seçilme gibi siyasi bir hak verilmedi. Ama medeni kanun kadınlara daha sonra seçme seçilme hakkı verilmesine zemin oldu mu? Evet zemin oldu. Çünkü kadının sosyal ve ekonomik hakkı olmadan siyasi hak vermek biraz saçma olur değil mi? Paran yok, pulun yok, sosyal hayat hiçbir hakkın yok. Hadi gel devlet yönet. Olmaz da. O yüzden adım adım gidilmiş. Bu arada arkadaşlar Türk kadına 2002 yılında da evin reisliğine ortaklık ve evlilik içinde edinilen mallara ortaklık hakkı elde etti. KPSS bunları bazen şöyle soruyor arkadaşlar. Türk kadına hangi hakkı ilk önce aldı, hangi hakkı en son aldı şeklinde sorular kullanabiliyor. O yüzden böyle bir 2002 değişiminde yazdım ben. Şimdi arkadaşlar burada özellikle medeni kanunumuzun İsviçre'den alındığını ki İsviçre'den başka şeyler de almışız. Bunu bilseniz yeterli. Ben listeledim ama bu biraz ayrıntı soru ama bilmenizde fayda var. İsviçre'den medeni kanunu aldık. Borçlar kanunu aldık. Deniz ticaret kanunu, hukuk muhakemeleri ve icra ve iflas. Aynısını mı aldım? Hayır. Kendi kültürel yapıma uyarladım. İdare kanunu Fransa'dan aldım. Almanya'dan kara ticaret ve cezayı aldım. İtalya'dan da arkadaşlar sadece düz ceza kanunu aldık diyoruz. Özellikle medeni üçünü ezberlemenizi özellikle istiyorum. Medeni kanun İsviçre, idare kanunu Fransa, ceza kanunu İtalya. Özellikle bu üçünü ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Medeni kanun İsviçre, idare kanunu Fransa, ceza kanunu İtalya. Eğitime geçiyorum. Arkadaşlar, eğitimle ilgili ilk yapılan faaliyet tevhidi tedrisat. Yani öğrenimin birliği. Peki bu kanunla hangi eğitim kurumlara Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı? Onu bir görelim. Medreseler Milli Eğitim'e bağlandı. Ama bir müddet sonra 8 gün sonra kapanacak. Azınlık okulları, yabancı okullar, mektepler, askeri okullar ve Darül Eytam dediğimiz yetim okulların tamamı Milli Eğitim'e bağlandı. Öncesinde medrese Şeriat Bakanlığı'na, azınlık okulları kilisesine, yabancı okul açan devlete, Fattaz mektepler marife, askeri okullar genel kurmaya, Darül Eytam'lar da yine Şeriat Bakanlığı'na bağlı. Karman çorman bir şey. Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak eğitimde birlik sağlandı. Böylece kültürel çatışmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, beklenti içinde olduğum bir sorudur şu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla 1- İmam Hatip Okulları, 2- İlahiyat Fakülteleri açılmıştır. Üçüncüyü de siz uydurun artık. Üçüncüyü de siz uydurun. Tevhid-i Tedrisat ile açılan okullar hangileridir diye bir soru beklentimiz var. İmam Hatip ve İlahiyat diyeceksiniz. Peki,
Tedrisat Kanunu doğrusunda ilkokul zorunlu olmuş, parasız olmuş ve karma olması da kararlaştırılmış. O zaman ilkeleri boyutuna bir bakalım. Bu kanunla eğitimde din ayrımcılığı bittiği için, laiklik ayrımcılık bittiği için halkçılık. Bakın, ilkokuldan üniversiteyi bitirdik. Hiç kayıt esnasında mezhebin ne, dinin ne sorusunu soran var mı kardeşim sana? Yok. Demek ki laiklik ilkesi bu. Demek ki halkçılık ilkesi. Eşitlik var yani. Ya artık fırsat eşitliği sağlandı. Eğitimde artık fırsat eşitliği varsa, kız mısın, oğlan mısın, Hristiyan mısın, Müslüman mısın, ateist misin, Budist misin, neyse işte. Sorulmadığına göre halkçılık ilkesi var. Milli bir eğitime başlandı. Bakın yine ulus devlet, imparatorluk yapısından sıyrıldık. İmparatorluk yapısında her etnik grup kendi hukukunu, her etnik grup kendi eğitim sistemini uyguluyordu. Bu da çok uluslu imparatorluk demekti. Oysa bu kanunla herkes aynı eğitime tabi olacaksa ulus devlet mantığı güçleniyor demektir. Bu da milliyetçilik. Modern eğitimin temeller atıldığı için de inkılapçılık. Arkadaşlar, tekke ve zavinin kapatılması da eğitimin laikleşme adımlarından biridir. Tabii ki zaten deminden de söyledik ama tekke zavile daha ziyade sosyal alanda anlatacağım. Ama eğitim boyutunda lütfen unutmayalım. 1926'da Maarif Teşkilatı hakkında kanun kabul edildi. Bakın bu kanunla devletten izinsiz okul açılamaz. Kime diyoruz biz bu lafı? Özellikle azınlıklara ve yabancılara, yol geçen hanı değil burası diyoruz artık. Bakın bağımsız devlet anlayışı koruduğum için milliyetçilik. Okullarda dini tören yapılamaz. Dini sembol bulundurulamaz. Bakın bu kısmı laiklik. Bu kurallara uymayanları kapatırım. Milliyetçilik. Ve 26'da kapattık biz arkadaşlar. Fransız okullarını, İtalyanı kapattık. Hatta dış politikada yabancı okullar meselesi 26 yılında çıkar. İşte bu kanundan dolayı bu okullar kapatılınca. Hatta Bursa Amerikan Koleji'nde iki tane Müslüman kızın Hristiyan yapıldığı, vaftiz edildiği haberi duyuluyor. Mustafa Kemal acilen o okulları kapattırıyor. O yüzden de yabancı okullar çıkacak bu kanunla alakalı olduğu için. Okulların idarecileri Türk olur, Türk müfettişler denetler. Bakın milliyetçilik. Tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe dersleri Türk öğretmen Türkçe okutur. Tabii ki milliyetçilik. Ve arkadaşlar, ders müfredatları çağdaş hale getirilip birçok dinimizde olmadığı halde dinde varmış gibi gösterilen bilgiler atıldı laiklik. Ve bu kanun doğrusunda arkadaşlar Talim Terbiye Kurulu kuruldu. Yani Eğitim Bilim Kurulu. Osmanlı'da bunun adı neymiş diye ben hatırlatmadım istedim. Encümeni Daniş. 3 yıl ya da 4 yıl önce Encümeni Daniş'i zaten sordulardı. Encümeni Daniş hangi konularda danışmanlık yaparmış? Eğitim ve bilim. Değil mi? İki tane. Eğitim ve bilim kurulu. Evet. Harf inkılabı. Daha doğrusu yeni Türk alfabesinin kabulü arkadaşlar. Peki bu kanunla biz ne amaçladık? Yani neden yeni bir alfabe ihtiyacı hissettik? Aslında biz bu alfabe değişikliğini Tanzimat'tan beri düşünüyoruz da bir türlü savaşlardan başımızı kaldıramıyoruz. Ancak 1928'e bu değişikliği yapmak nasip oldu. Arkadaşlar, okuma yazma oranını doğrudan yükseltmek istiyorum. Bakın, Osmanlı'da okuma yazma oranının düşük olmasının nedeni Arap alfabesi değildir. Biz Çin alfabesi de olsaydı, Osmanlı okul açsaydı bize yeterince, okul açsaydı, bu toplum okuma yazma öğrenirdi kardeşim. Yok okul yok. Bakın ben kendime örnek veririm her zaman burada kursiyerlerime. Ben Denizli Sarayköy ilçesindenim arkadaşlar. Bir Kırkaz diye bir köyümüz var. Köye okul daha 61'de yapılmış ya. 61'de. Yani bir devletin eli ancak 61'de. 61'den önce köy ve Batı Anadolu yani. Ege'deyiz yani. Bunun doğusu var, dağı var, yaylası var. Oralar okul yok yani. Düşünün. O yüzden okuma yazma oranı çok düşük Osmanlı'da. Bir de son dönem savaşlarda okumuşlar şehit oldu. Okuma yazma oranımız ondan dolayı düşüktür bizim.
Benim artık acilen okuma yazmayı arttırmam lazım. Ve bunu yaparken de Avrupa ile de etkileşimi güçlendirmem lazım. Bundan dolayı Avrupa ile de ilişkileri güçlendirmek adına ve de okuma diliyle yazı dili arasındaki farklılığı gidermek lazım arkadaşlar. Çünkü Arap alfabesinin grameri benim Türkçeme uymaz. Ben günlük hayatta Türkçe konuşurken 8 tane sesli harf çıkaran bir adamım. Sizler de öyle. Ama Arap alfabesinde 3 tane sesli harf var. Ne yapacağız o zaman? Yok, ses yok. Yani Arap alfabesi benim dilimi karşılamıyor arkadaşım. Bundan dolayı da değiştirmem gerekiyordu. Türkçenin gelişimini sağlamam lazım. Çünkü dil yapıma, gramer yapıma uygun olmayan bir alfabeyle Türkçe kelimeler problem yaratıyor. Ve benim en çok önemsediğim arkadaşlar 1926 Bakü Türkiyat Kurultayı. Bütün Orta Asya türleri Azerbaycan Bakü'de toplandı. Hatta Türkiye adına Mehmet Fuat Köprülü hocamız katıldı. Ve tüm Türk dünyası ortak alfabe olan bu alfabeye geçiş kararı aldı. Ve Azerbaycan o yıl alfabe değiştirdi arkadaşlar. Latin alfabesine geçti bak. Türkiye ise 2 yıl sonra geçmiştir. İşte beklediğim sorulardan biri. Arkadaşlar, Türkiye hangi ülkeyi örnek aldı Latin alfabesine geçme konusunda? Azerbaycan'ı örnek aldı bakın. Ancak Orta Asya Türkleri 30'lu yıllarda maalesef Komünist Rusya'nın işgaline uğrayınca onlara zorla Kiril alfabesi dayatıldı. Ama adamlar 1991 yılında yeniden bağımsız olunca bakın yeniden hepsi Latin alfabesine geçme kararı aldı. Demek ki kardeşim bu bir zorunluluk. Bu bir zorunluluk. Demek ki bundan dolayı alfabe değişmiş. Arkadaşlar alfabe değişikliği tabii ki milliyetçilik ve inkılapçılıkla ilgilidir. Ama deminden bir soru çözmüştüm. Dolaylı olarak da laiklik ve halkçılıkla da alakalıdır. Normalde laiklik ile alakalı değil ama bizim toplumsal algımız Arap alfabesinin kutsal olduğu, dini olduğuna dair bir şey var ya, öyle bir algı var ya, ondan dolayı dolaylı olarak laiklikle alakalandırıyoruz. Bu arada arkadaşlar, alfabe değişikliği hemen bakın soruyla ekstreç yapalım. Bir Tevhidi tedrisat, iki medeni kanun, üç harf inkılabı. Sorum şu, hangileri kendi alanındaki ikiliklere son verdi desem cevabınız ne olur? Çok güzel. Bir iki. Tabii ki. Eğitimde ikilik ve hukukta ikilik. Oysa alfabe sektöründe ikilik yok ki memleketin Hakkari'sinden Edirne'sine tek bir alfabe kullanılıyordu. Arap alfabesi onu kaldırdık, Latin'i getirdik. O yüzden harf inkılabında ikilikleri engelleme amacı kesinlikle yok. Arkadaşlar Osmanlı döneminde de deminden zaten başta söyledim. Alfabe alanında değişiklik yapmak için çalışmalar yapıldı. Ama bir türlü başaramadık ancak 28 yılına nasip oldu. Alfabe değişimi bir alanda sıkıntısı neden oldu. Biz tarihçilere ve edebiyatçılara. Arşiv belgelerini değerlendirmek için önce transkrip yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. Alfabe değişikliğinin tek olumsuz yönü arşiv belgelerinin değerlendirilmesinin birazcık zorlaşması. Birazcık diyorum çünkü neden? Ben hiç Osmanlıca Arap'ı tanıyan bir adam değilken arkadaşlar 3-4 ay içinde çatır çatır Osmanlıca belgeleri okumaya başladık. Yeter ki ben bunu öğreneceğim arkadaşlar deyip başına oturun çatır çatır öğreniliyor. Bu arada özel bir bilgi sundum. Yeni harflerle basılan ilk gazetemizde Mardin'de açmış arkadaşlar. Mardin gazetesi imiş. Peki alfabeyi değiştirdim. Alfabeyi öğretmek üzere de bir okul türü açıldı. Millet mektepleri açıldı. Bakın millet mektepleri hep şöyle sorulur. Birincisi tevhid-i tedrisatla milli eğitime bağlanan okul içinde ne yoktur? Cevabı hep millet mektepleri dediler. Niye daha açılmamış ki? 4 yıl önce tevhid-i tedrisat çıktı. Bir de yeni alfabeyi okutmak üzere
öğretmek üzere açıldığı için de harçlık. Burası arkadaşlar yaşı 15 ila 40 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin mecbur gideceği okul türüdür. Üstü ise gönüllü. Burada ne yapılıyor? Sadece alfabe öğretiliyor. Arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji anlatılmıyor bu mekteplerde. Sadece yeni alfabe öğretiliyor. O yüzden bu bir okuma yazma seferberliğidir ki ayrıca Mustafa Kemal'e de baş öğretmen unvanı verilmesi bu değişim ile ilgili. Şimdi Atatürk döneminde doğrudan okuma yazma oranını artıran unsurlar nelerdir diye bir soru gelirse, bir, tevhidi tedrisat. Çünkü ilkokul zorunlu oldu. İki, harf inkılabı. Üç, millet mektepleri. Dört, halk evleri. Peki, üniversite açılması okuma yazma oranını arttırır mı diye sorsalar cevabınız ne olur? Üniversiteler, hayır. Üniversiteye giden adam zaten okuma yazma biliyordur. Değil mi? Ortaokul, lise, üniversite bunlar okuma yazma öğrenilen yerler değil ki diyeceğiz zaten. Evet, Atatürk dönemi okullara. Atatürk döneminde Maarif dershaneleri açılmıştır. İşte nasıl bu 26'da açılan Arap alfabesiyle kurstu ama verim alınamadı, zaten 2 yıl sonra da alfabe değişimi yaptı. Musiki Muallim Mektebi, bakın müzik öğretmen okulu. Ankara Hukuk Mektebi, Mahmut Esat Hoca. Hangi davada bizi savunduydu bu, hatırlıyorsunuz mu? Dünkü arkadaşlar, dün katılamayanlar vardı biliyorum. Bozkurt Lotus davası değil mi? Bozkurt Lotus davasının elemanı bu. Ankara Hukuk Mektebimizde kurucusudur. Unutmayın, güzel sorudur. Çıkabilir. İmam Hatip Okulları ve İlahiyat. Bu iki eğitim kurumu hangi kanunla açıldı? Bir daha sorayım. Önemsediğim için soruyorum. İmam Hatip ve İlahiyat hangi kanunla açıldı? Harika Gül Hocam. Tevhidi tedrisatla. Eğitmen okulları arkadaşlar. Deminden millet mekteplerinden bahsettik ya. Köyüne döneceksin. Sadece köylüne okuma yazma öğreteceksin. Öyle fizik, kimya, biyoloji yok yani. Bunlara eğitmen deniyormuş arkadaşlar. Onlar için açılan bir eğitim kurumu bu. Köy öğretmen okulları, bakın Atatürk döneminde açılmıştır. Bunu genelde köy enstitüsüyle karıştıran arkadaşlarım olabiliyor. Arkadaşlar köy enstitüleri ise İsmet Paşa döneminde açılacak. Bu köy öğretmen okulu Atatürk dönemindedir. Eğitim enstitüleri açıldı. Atatürk döneminde birincisi Gazi, ikincisi Necati Bey. Belki fotoğrafını koymuşumdur arkada varsa. Ben bu Necati Bey'den mezunum arkadaşlar. Bu arada benim eğitim fakültem burası. Siyasal Bilgiler Okulu açıldı ki Osmanlı'da Abdülmecit döneminde Mektebi Mülkiye. Bu soruyu Osmanlı'da çok söylemiştim. Gelebilir. Osmanlı'da vali ve kaymakam yetiştirmek üzere açılan Cumhuriyet döneminde Siyasal Bilgiler Okulu haline getirilen eğitim kurumu nedir? Mektebi Mülkiye'dir. Yine Atatürk döneminde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yani ressamlık ve heykeltıraşlık okulu açıldı. Osmanlı'da bunun adı Sanayi Nefise Mektebi'ydi. Hatırlayan var mı? Bu Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucu müdürü kimdi? Kopya da vereyim. Şu kaplumbağa terbiyecisini çizen, müzeciliği başlatan, ilk arkeoloji çalışmaları yapan Ahmet mi? Osman Hamdi. Heh. Hocam vallahi ben Hamdi'yi gördüm ya. Ahmet Hamdi dedim. Osman Hamdi. Osman Hamdi. Osman Hamdi Bey değil mi? Osman Hamdi Bey. Neyse, Hamdi'si tutuyorsa A'ya Osman Hamdi, B'ye de Ahmet Hamdi demezler. Hamdi'den bulursun çıkarsın. Ve Yüksek Ziraat Enstitüsü de Atatürk döneminde açıldı. Bakın. Heh, koymuşum bak. Heh. Ben bu tarlanın içinde okudum. Diyemiyorum çünkü ben mezun oldum. Burası dört bir tarafı çam ormanın içinde. Bu fotoğraf ilk açıldığı 1933 yılına ait arkadaşlar. Tarlaların ortasında yatılı bir okul burası. O yıllarda tabii ki biz mezun olduğumuzda dört bir tarafı devasa çam ormanlarının içiydi burası. Bu da Gazi Eğitim, bu da Necati Bey Eğitim. Atatürk döneminde açılan iki tane eğitim fakültemiz. Arkadaşlar Atatürk döneminde bir de üniversite reformu yapıldı. Darülfünun, hatırlıyoruz değil mi? Abdülaziz döneminde Darülfünun adıyla açıldıydı. İsviçreli bir eğitim bilimci olan
Albert Mach eşliğinde burası üniversiteye dönüştürüldü. Ve üniversitede ilk görev alanlar İstanbul'un kaliteli medrese hocaları, imamları ile Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bilim adamları olmuştu. Genelde de bu Yahudi bilim adamlar fen bilimleri ilgili çalışmalarda görev almışlar. Din ve sosyal bilimlerle ilgili İstanbul'un kaliteli imam ve hocaları, müderrisleri bu üniversitemizde görev aldı. Bir de 35'te Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. Bakın, yani iki tane hemen şöyle bir yapayım. İstanbul Üniversitesi bir dedim, iki dedim. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 3 diyorum, İlahiyat Fakültesi. 1933 üniversite reformuyla hangi eğitim kurumları açılmıştır derse ne diyeceksiniz? Üniversite reformuyla hangileri açılmıştır? Harika. 1 ve 2. Üçüncü bir şey yok. İlahiyat neyle açıldıydı Gül Hocam? O tevhidi tedrisat 3 Mart 24'te açıldı değil mi? Harika. Üçüncü bir okul yok. İstanbul Üniversitesi bir tarih coğrafya. Bitti. Başka bir şey yok. Evet. Meşhur Kev Enstitüleri. Eşi ve benzer olmayan bir eğitim kurumu. İsmet Paşa döneminde 2. Dünya Savaşı günlerinde açıldı. Eğitim bilimci John Dewey'dir. Bunun da akıl hocası. İç içinde eğitim amacıyla açıldı. Peki niye açtık? Bir, köylülerin üretim becerilerini arttırmak, köylülerin kültür seviyesini yükseltmek. KPSS arkadaşlar birebir sordu bunu ya. Ben dedim ya Milli Eğitim'de alırım bilgilerimi. Bir iki dedi. Üçe de köylülere kredi vermek dedi. Allah aşkına hiç okul kredi mi verir ya değil mi? Gitsin Ziraat Bankası'dan alsın köylü kredisini. Bu amaçla açıldı. Dönemin Eğitim Bakanı kimmiş? Hasan Ali Yücel'miş. Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguş'muş. Bu köy enstitüleri arkadaşlar 41'de 2. Dünya Savaşı günlerinde açıldı. 1954 tarihinde ise Demokrat Parti tarafından kapatıldı. İsmet Paşa döneminde arkadaşlar 1'de 45 tarihinde Ankara Üniversitesi açılacak. Yine İstanbul Teknik var. Onları da Çağdaş'ta zaten vereceğim, konuşacağız. Arkadaşlar köy enstitüleri tekrar tekrar söylüyorum. İsmet İnönü dönemindedir arkadaşlar. Bu okullar 25 tane falan açılmış. Sadece köy çocukları geliyor buraya. İlkokulu bitiren köy çocuğu geliyor. Köy çocukları burada ziraat mühendisliği, veterinerlik, marangozluk, sıhhi tesisat, elektrikçilik, yapı ustası, müzisyenlik, arıcılık öğreniyor. Köyüne dönüyor. Ona bir miktar para veriyorlar. Köyde okulu kendi inşa ediyor. Elektriğini kendi çekiyor. Köyün hem veterineri, hem ziraat mühendisi, hem müzisyeni, hem öğretmeni her şey oluyor. Ve en az 25 yıl o köyde kalma mecburiyeti konuluyor. Peki köy enstitüleri okuma yazma oranını arttırır mı diye bir soru gelse cevap ne olur? Cevap hayır olur. Hayır, arttırmaz. Çünkü oraya gelen çocuk zaten okuma yazması bilen çocuk var. İlkokulu bitiren çocuk. Ben şöyle hafızanızda kazınsın diye resimler koydum. Bakın hem tarlalarda çalışıyor çocuklar gördüğünüz gibi öğretmen eşliğinde ki akordeon çalıyor galiba öğretmen. Müzik eşliğinde tarlaya gidiyorlar, çalışıyorlar, paralarını kazanıyorlar. Arıcılık öğreniyorlar. Sadece köy çocukları diyor ki genelde işte o dönemde ilk gelen kızlarımız gördüğünüz gibi yoksul fakirlik diz boyu diyelim. Bunlar erkek çocuklar, pantolonlar yamalı gördüğünüz üzere. Veterinerlik öğreniyorlar dediğim gibi, paralarını da kendileri kazanıyorlar. Ve bakın bu çocuklar aynı zamanda şu görüntü şu an hiçbir köyümüzde bulamazsınız. Plan var mı şuna? Koca döndürler Ege'de bizde basmadan. Çalvar falan derler değil mi? Şimdi çalvarlı bir kızımızın nerede keman çalacak, akordeon çalacak? Bu görüntüleri pek göremiyoruz artık.
Bu anlamda arkadaşlar köyler güzel eğitim kurumları imiş. Keşke kapatılmasaymış. Peki kültür alanında yapılan inkılaplara baktığımızda ise bunu da bitirip ondan sonra mola veririz. Türk Tarih Kurumu ilk başkanı Tevfik Büyükloğlu çıkarttığı dergi belletendir. Peki neden Türk Tarih Kurumu'nu kurduk? Çünkü Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmam lazım benim. Türklerin hangi ırka mensup olduğunu yani etnik kökenimizi ortaya çıkarmak lazım. Arkadaşlar bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Biz ırkçı falan değiliz. O günlerde İtalya ve Almanya ırkçılık yapıyor ya namussuzlar, Avrupalılar. Diyorlar ki biz beyaz ırkız, kaliteli ırkız diyorlar. Türkler gerizekalı sarı ırktı diyorlar bize. Çinliler, Japonlar ve Türkler, Moğollar, Asyalılar sarıdır. Bunlar gerizekalı Mongoldur diyorlar bize. Zeka kasıyla düşüktür diyorlar. Bizim kurduğumuz medeni bu sarılar yok ediyor. Siyahiler zaten hayvan diyorlar. Bu tezi yıkmak için bu araştırmayı yaptık. Sonra beyaz ırk olduğumuz ortaya çıktı. Ya ne önemi var zaten? Ha, Çinliler hiç de gerizekalı değil işte. Japonlar sarı hiç de gerizekalı değil. Gayet zeki çocuklar Japonlar ve Çinliler. Hatta Avrupalılardan da bizden de zeki ırkçılar çıktı. Yani bu Avrupa'nın şovenistliğini yıkmak amaçlı yapıyoruz bu çalışmayı. Anadolu'nun geçmişini ortaya çıkarmam lazım. Arkeolojik çalışmalar arttırmam lazım ve milli kültürü geliştirmem lazım arkadaşlar. Dolayısıyla milliyetçilikle alakalı olduğu bariz belli. Dil kurumu ise arkadaşlar, ilk başkanımız Sami Rıfat Bey, neden dil kurumu? Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. Arkadaşlar çok kurtaramadık biliyorsunuz. Dilimizde hala inanılmaz sayıda Arapça ve Fransızca. Bakın Fransızca inanılmaz sayıdadır. Sülale devrimi bir tutturduk ya Fransız Fransız. İnanılmaz sayıda Fransızca kelime var. Sonra Farsçadır. Bunları bir atalım diyoruz ama pek beceremedik. Dilimizin zenginliğini ortaya çıkarmak. Bunun için Kutat Gübelik gibi, Divan Lügati Türk gibi Türkçe yazılmış kaynakları taramak ve halk ağzından derlemeler yapmamız lazım. Ya Atatürk Toroslar'ın tepesinden kara keçili yörüklerini getiriyor dil kurultayına. Yörüğü niye getiriyor? Adamlar izole yaşıyor ya. Orijinal Türkçe kelime onlarda diye getiriyor. Aydınlar arasında halk arasındaki bir ortak dil oluşturmam lazım. Divan edebiyatı hatırlayan var mı bilmiyorum. Ya anlamıyorum ya. Vatandaşım ben anlamıyorum. O dilden anlamıyorum. Ağır bir ağdalı Arapça Farsça dil. Bu farkı ortadan kaldırmam lazım ve bilim dili yapmamız lazım. Dil kurmağı da arkadaşlar hem milliyetçilik hem de halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Halk evleri. Türk ocakları binaları halk evleri. Hatırlayan var mı? Türk ocaklarını Yusuf Akçura hangi dönemde kurduydu? Hep Atatürk döneminde olmadığı bilgisi çok sorulur. Evet, Türk ocaklarını Atatürk kurmadı. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkiciler kurdu Türk Ocakları'nı arkadaşlar. Türk Ocakları binaları halk evine dönüştürüldü. Yurt dışında da Londra'da bir şube açmışlar. Kurucusu Reşit Galip Bey. Çıkarttığı dergi ise Ülkü'dür. Tabii bu ülkü, ülke çapındaki ülkü. Bir de her halk evinin kendine özgü yerel bir dergisi vardır. Mesela ben Denizli'yim. Denizli tarihini yazarıyım da ben bu arada arkadaşlar. Akademik kitaplarım da var. Mesela Denizli Halk Evi'nin İnanç diye bir dergisinden A'dan Z'ye yararlandık. Antalya'dayım şu an. Akdeniz diye bir dergisi var. Antalya Halk Evi'nin çıkmış. Peki ne iş yapacak bu halk evi? Türk inkılaplarını halka anlatmak. Bu inkılaplar niye yapılıyor arkadaşım? Bir anla. Halkın kültürel seviyesini yükseltmemiz lazım. O yüzden her halk evi mutlaka bir kütüphane oluşturur. Okuma yazma kursları düzenler. Bakın hala da bu işlem var ama halk ev adıyla değil artık. Halkın sosyal hayatı katılımını artırmak, festival düzenlemek, bayram düzenlemek, köylere tiyatro ve sinema götürülüyor arkadaşlar. Bakın köylere o yıllarda gezici sinema ve tiyatro var. Şu an maalesef ki şehirlerde bile insanlar tiyatroya gitmiyor. Tiyatro ne demek bilmiyor. Harika bir çalışma yapmışlar. Kimin ya köye tiyatroya gidiyor. Ve sinema gidiyor. Gezici böyle. Bulundukları yörenin sosyal, kültürel, tarihsel hayatını araştırmak. Dediğim gibi o yılların şehirlerini incelemek istiyorsa bunları inceleyebiliriz arkadaşlar. Kübra Hocam, halk eğitim merkezlerine göre halk evleri çok daha kapsamlı. Halk eğitim merkezleri
Bu hakemlerin yaptığı işlemin çeyreğini yapıyor, yarısını yapıyor sadece. Mesela bulundukları yöreyle ilgili sosyal kültürel tarihsel araştırma halk eğitim merkezleri yapmıyor. Ama halk evleri bunu da yapıyordu. Ve halkın el becerileri, ha bak bu halk eğitim merkezleri. Dikiş nakış kursu, değil mi? Saz çalma kursu, daktilo kursu gibi. Tabii ki halkçılık ve milliyetçilikle ilgili arkadaşlar. Bu halk evleri de maalesef siyasete kurban edildi. CHP Demokrat Parti çekişmesinde 1952'de Demokrat Parti tarafından kapatıldı. Atatürk döneminde şu alanları da konuşalım arkadaşlar. Etnografya müzeleri açıldı. Yani kültür müzeleri milliyetçilik. Topkapı ve Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Resim ve heykel müzesi açıldı. Türk tarihinin ana hatları isimli kitap yazıldı. Ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali yazıldı. Bakın, beklediğim sorulardan biridir. 1934'te şöyle resmini de koydum. Ben bu resimlerden her sene 2-3 tane soru yakalıyorum da arkadaşlar. Çıkmayanları o yüzden önemseyin istiyorum. Elmalılı Hamdi Yazar 1934'te Kur'an-ı Kerim'i Türkçe meali çevirmiştir Atatürk'ün isteğiyle. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. Devlet Konservatuvarı açıldı ve şehir tiyatroları Muhsin Ertuğrul tarafından. Hatırlıyor musunuz? Darülbedai, Osmanlı'da kadar. Darülbedai'yi şehir tiyatrolarına dönüştüren kimmiş? Muhsin Ertuğrul'muş arkadaşlar. Bu da sorulabilir. Güzel bir soru çünkü üniversite mezunlarının sık sık tiyatroya gittiğini düşünüyor ÖSYM haberiniz ola. Ulusal bayramları da vereyim. Birinci TBMM döneminde başlayan bayramımız savaş günlerinde başlayan Ulusal Egemenlik Bayramı'dır. Buna 29'da Çocuk Bayramı kısmı eklendi. Yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı denmeye başladı. 25'te tarihini sordu ÖSYM. Cumhuriyet Bayramı 25'te başladı. Zafer Bayramı 35 yılında başladı. Gençlik ve Spor Bayramı da 1938 yılında başladı. Arkadaşlar ülkemiz bir de 1935'e kadar saltanatın kaldırılmasını Hakimiyet Bayramı olarak da kutlamıştır ki KPSS bunu sordu. Hakimiyet Bayramı hangi inkılapla alakalıdır? Saltanatın kaldırılmasıyla alakalıydı diye sordular. Son olarak da Türk beşlerini veriyorum. Türk beşleri deyince aklınıza hangi sektör gelsin? Müzik bitti. Batı tarzı eğitim alan 5 tane müzisyendir bu. Kim bunlar hocam? Ezberleyeyim mi? Hayır, ezberleme. Siz alancı değilsiniz. ÖSYM bunları verebilir size. Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Aksel, Hasan Ferit Anlar hangi sektörle ilgili ya da Türk beşleri neymiş? Müzikle alakalı imiş. Bitti. Evet. Bir 10 dakikadan sonra kaç geçe buçukta 11-12 dakika olsun. Sosyal hayatla ilgili inkılaplarımızı konuşalım. Sorusu olan varsa sorsun. Başındayım bilgisayarın. Kaydı durdurayım. Şimdi de sosyal yani toplumsal hayatla ilgili inkılaplara bir bakalım. 25'te şapka kanunu. Burada amaç toplumu görüntü anlamıyla da laikleştirme amacı var arkadaşlar. Bu arada şapka ilk kez Kastamonu'da atıldı. Arkadaşlar şapka olayı, şapka kanunu aslında şapka kanunu değil sadece. Bu bir kılık kıyafet kanunu. Yani memurların kıyafette birliği kanunudur bu aslında. Ama sarık saranlar, fes giyenlere de şapka giyme muhabbeti yapıldı. Bu kanunla kaldırılan şey, dikkat edin bakın. Dinsel ayrıcalık ifadesi olarak kullanılan başlık ve kıyafetler kaldırıldı. Dolayısıyla hem laiklik hem de halkçılık. Bu kanunda kim muaf tutuldu sorusunu bekliyorum arkadaşlar. Din adamları muaf tutulmuştur. Peki kim giyecek kravatı, ceketi, pantolonu ve şapkayı? Öğretmen, kaymakam, vali, milletvekilleri, belediye başkanları bunları kapsayan bir olaydır. Yani din adamlarına yönelik bir kanun değildir bu. Peki bu kanun içinde kadınlarımız var mı? Kadın memurlar ve normal kadınlar var mı? Asla. Kadınların kıyafetiyle ilgili en ufak bir düzenleme yok arkadaşlar. Aynı yıl içinde
Tekke, zavi ve türbelerin kapatıldığını da görüyoruz. Tarikatların yasaklanma şeklinde değerlendirilir bu kanun. Peki içinde ne var? Bakın bu kanunla vatandaşımızın kullandığı cami ve mescitler hariçtir. Bunlar hariç tarikat merkezi olan tekkeler kapatılmıştır. Sadece tarikat merkezi olan yerler. Yoksa mahallemizdeki camiye, mescit falan değil. Onlar duruyor. Yine evliya kabul edilen ve devlet ileri gelenlerin türbeleri hariç, yani Mevlana'ydı, Hacı Bektaş Veli'ydi hariç, Kanuni Sultan Süleyman Fatih'ti hariç, diğer türbeler ziyarete kapatıldı. Arkadaşlar, ya türbe nasıl ziyarete kapatılsın ki? Kapatılan şey şu: Osmanlı'da türbedarlık denilen bir meslek var. Her türbenin başına bir aile çöreklenmiş, oraya dua için gelenlerden para toplanıyor. Kaldırılan şey bu. Yoksa günümüzde bile yanından geçip giderken bir Fatiha okuyup geçiyoruz yanından, değil mi? Hani kapatılan olay bu para alma meselesi. Bu yasaklanıyor. Yine tarikatçılık, üfürükçülük, büyücülük, muskacılık, tükürükçülük yasaklanıyor. Ve dinsel ayrıcalık olarak ifade edilen seyit, molla, derviş gibi ünvanlar yasaklanıyor. Peki şu an ülkemizde tarikat var mı diye sorsam ne dersiniz? Şu an Türkiye'de tarikat var mı? arkadaşlar, resmi olarak yok. Resmi olarak hayır. Hiçbir tane tarikat yok ülkemizde. Tamamı vakıf onların. Legal görünümlü illegal kurumlar maalesef. Normalde kanuna göre kanun hala yürürlükte. Şu an Türkiye'de hukuken bir tane tarikat bile yok. Onların tamamı vakıftır. Bilmem ne vakfı, bilmem ne vakfı, işte menzildekinin adı bilmem ne vakfıysa artık hepsinin vakıf olduğunu görürsünüz. Tamam mı? Tarikat var mıymış ülkemizde? Var mı tarikat? Ya da ülkemizde medrese var mı diye sorsam cevap yok diyeceksiniz. Vallahi hızlı öğreniyorsunuz. Yok diyeceksiniz arkadaşlar. Yok. Ha, pratikte var da. Yani, ha, harika dedim Pınar Hocam, Yasek. Ama yok. Tamam mı? Onlar vakıf adıyla geçiyor. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla arkadaşlar ne amaçlandı? Halkımızın dini, biliyorsunuz abuk subuk şeylere inandırabiliyorlar halkımızı. Sosyal, istemediğiniz kişilerle evlilikler olabiliyor. Ekonomiyi söylemiyorum zaten, milleti vallahi keriz yerine iyi sömürüyorlar. Ve maalesef politikayla da karışıyorlar. Falanca tarikat, falanca yere oy verecek muhabbeti yapılıyor. İşte bunu engellemeyi amaçladık. Eğitimin layıklaşmasını amaçladık. Kaynaşmış, birlik, beraberlik anlayışı güçlü ve çağdaş bir toplum yapısı amaçlandı. Çünkü arkadaşlar maalesef A tarikatı B tarikatın ardından namaz kılmıyor ya. Dolayısıyla adeta İslam'da bölücülüğe sebep oluyorlar. Şu an olmadığı halde vakıf adıyla olanlar da maalesef görüyoruz zaten. O yüzden birlik, beraberlik anlayışını güçlendirmeyi de amaçladık. Kanunun laiklik, halkçılık, milliyetçilik ve inkılapçılıkla ilgili olduğunu da şöyle belirteyim. Uluslararası saat ve miladi takvimin kabulü. Takvim konusunda ikilik son buldu. Amaç Avrupa ile ticaret ilişkileri güçlendirmek, inkılapçılık. Medeni kanun zaten deminden ayrıntısını anlattım. İkilikleri engellemeye amaçlıyorum. Peki uluslararası rakamlarda ikili önlem amacı var mı? Yok. Aynı alfabede olduğu gibi. Burada da ikilik yoktu ki diyeceğiz. Ölçü tartı birimleri yani metrik sistemlerin kabulünde ise yine ikilikleri engelleme amacımız var arkadaşlar. Böyle bakacak olursak şuna bir, şuna iki, şuna üç, şuna dört dediğimde hangileri ikilikleri engelleme amaçlıdır diye sorarsam biri aldım, ikiyi aldım, üçü almıyorum, dördü alıyorum. Değil mi? Rakamlarda ikilileri engelleme amacı yok. Peki, soru kökünüzü değiştiriyorum. Hangileri uluslararası ticareti güçlendirme amaçlıdır diye sorarsam ben de cevaplayayım, siz de yazın. 1, 3 ve 4. Evet. 1, 3 ve 4. Medeni kanun ticareti güçlendirme ile alakası yok. Ticareti güçlendirmek amaçlı diye sorarsak da cevabımız 1, 3 ve 4 oldu. Ana bak zaten sormuşum ben. Bayağı sormuşum ya.
hangileri ikiliklere son verip uygulamada birlik sağladı? Saltanatın kaldırması uygulamada birlik sağladı artı tevhid tedrisat eğitimde birlik sağladı artı medeni kanun hukukta birlik sağladı artı miladi takvim hicri rumi takvim ayrımını bitirdi artı ölçü tartı birimleri metrik sistemler artık okka enzazı arşın göreden yöre değişiyordu artı hafta sonu tatili artı mı eksi mi daha görmedik bir arka sayfadadır bunun cevabı. Hafta sonu tatili uygulamada birlik sağlar mı? Artı. Çok güzel. Çünkü ben Müslümanım. Perşembe, Cuma. Ben Hristiyanım. Pazar. Ben Museviyim. Cuma. Hepimiz Türk'üz ya artık. Yeni alfabede ve uluslararası rakamlarda ise eksi diyeceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabı bu şekilde olacaktır. Kılık kıyafet kanunu. Arkadaşlar günlük hayatta din görevlilerinin deminden şapka kanununda kim muaf tutulduydu? Kim muaf tutulduydu? Din görevlileri değil mi? Şimdi sıra onlara geldi. Din görevlilerine dendi ki günlük hayatta dinsel ayrıcalık ifadesi olarak kullanacağınız kıyafetleri giymeyeceksiniz. Dini kıyafetinizi sadece ve sadece İbadethanede papaz mısın kardeşim? Kiliseye girdiğinde cübbeni tak aynı yaptır. İmam mısın kardeşim? Cübbeni giy, tanrısal namazını kıldır. Ama dışarıya herkes gibi çık diyoruz. Bu kanunla arkadaşlar sadece ülkemizin 4 tane din lideri var. Din önderi. Kim onlar biliyor musunuz? 1. Diyanet İşleri Başkanımız. 2. Ermeni Patriğimiz. 3. Yahudi haham başımız, 4 Rum patriğimiz. Bu 4 kişiye serbesttir arkadaşlar sadece. Dinsel kıyafet. İyi de hocam etrafta bir sürü sarıklı cübbeli adam görüyoruz biz sokakta. Görüyorsunuz değil mi? İyi de onlar din adamı değil ki. Onlar memur değil ki. Adam zevkine göre giyiniyor. Bu kanun arkadaşlar memurlara bağlıyor. Sivil vatandaşımızı değil. Anlaşıldı mı? Memur olup da atıyorum müftüdür, imamdır. Yani sarıklı cübbeli dolaşıyor mu imam? Televizyona çıkıyor mu sarıklı cübbeli imamın biri? Hayır. Sadece 4 kişi çıkabilir arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanımız, Ermeni Patriği, Rum Patriği ve Yahudi haham başımız. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Memur olan din görevlileri için bu kanun açıkçası. Peki bu kanunda ne amaçlandı? Tabii ki toplumu görüntü anlamıyla da modernleştirme, laik, çağdaş bir, kaynaşmış bir toplum yapısı. Çünkü insanların ister istemez yaftalama geleneğimiz vardır bizim. Şöyle giyinirsem şu tarikattan, böyle giyinirse bu tarikattan. Düşünsene memur adam tarikat giysisini bile devlet dairesine giderse falanca tarikatın adamı olduğu belli olacak zaten. Bunu engellemeye çalışıyoruz. O yüzden inkılapçılık, halkçılık, milliyetçilik ve laiklik ile alakalı olduğunu zaten söyledik. Soyadı kanunu. Arkadaşlar bu kanunla da günlük hayatta askerlik hayatında mirasta eğitimde kaosun giderilmesi isteniyor. Peki içeriğinde ne varmış bu kanunun? Herkesin kendine komik olmayan, genel ahlaka aykırı olmayan, aşiret adı, yabancı ırk adı taşımayan, ayrıcalık unvanı belirtmeyen bir soyadı alması. Ağa, paşa, bey, beyzade, seyit, derviş gibi ünvanların yasaklanması, nişanların kaldırılması. Ama hocam kullanıyorlar. Bilmem ne ağa diyorlar, paşa diyorlar, değil mi? Diyorlar, amenna. Ama resmiyette ayrıcalıklar yok ki. Artık babanız ağa diye KPSS'ye girmeden otomatikman memur oluyorsunuz mu? Öyle bir hakkınız var mı? Yok. Osmanlı'da vardı ama. Baban beyzadeydi, baban seyitti, dervişti. Hiç KPSS ile uğraşmadan memur olabiliyordunuz. Onu kaldırdı bu kanun. Bir de kadınlarımızın kocalarının soy adını alması mecburi tutuldu arkadaşlar. Ki 2000'li yıllarda herhalde tekrar kadınlarımız kendi soy adını kullanma hakkı elde etti. Bu kanun halkçılık ve milliyetçilikle alakalıdır. Arkadaşlar ben şu soruyu bekliyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soy adını veren kurum
hangisidir? Cevabınız Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla vermiştir bunu. Mustafa Kemal Öz adlı kişiye Atatürk soy adının verilmesine dair kanun telifi yapılmış ve bu kanun TBMM'de kabul olmuştur. Yok efendim, Atatürk'e, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını kim önermiş? Böyle sorular dolanıyor arkadaşlar. Ya öyle bir resmiyet yok. Öyle bir bilgi yok. Millet uyduruyor. Milli Eğitim bundan bahsetmez bile zaten. Bize çıkar ise Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve kanunla vermiştir. Peki hadi bakalım bir soru soracağım. Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilen kanunla şöyle bir cümle var arkadaşlar. Bu soy adını Mustafa Kemal'in haricinde başkasının kullanması yasak. Mustafa Kemal Paşa'mıza tabii ki yapılacak pozitif ayrımcılık yapılmış. Başkasının Atatürk soy adını almaması, alamaması hangi ilkeye aykırıdır diye sorsam cevabınız ne olur? Tabii ki halkçılık, değil mi? Tabii ki halkçılık, halkçılık aykırı. Tabii ki paşamıza helali hoş olsun. Hatta kız kardeşi Atadan diye bir soyadı almıştır arkadaşlar. Atatürk soyadını sadece Mustafa Kemal Paşa'mız almıştır. TBMM bu kanunu ona verdi diyelim. Kanunla. Hafta sonu tatillerinin pazar olması. Bakın ikililer son buldu. Amaç Avrupa ile ticareti geliştirmek. Evet, hafta sonu tatilinde de ikilikleri engelleme amacı var mıymış? Varmış. Atatürk döneminde arkadaşlar Türk Teyyari Cemiyeti kuruldu. Türk Hava Kurumu adını 1935'te aldı bu kurum. Devlet Demir Yolları kuruldu. İlk modern nüfus sayımı 27, bunun tarihini unutmayın. Peki Osmanlı'da ilk nüfus sayımını yaptıran padişah kimdi? Hemen cevap veriyorum. Osmanlı'da ilk nüfus sayımını yaptıran padişahımız Cavur diyordu halk. Hatta Cavur Padişah diyorlardı. Aziz değil. İkinci Mahmut. İkinci Mahmut. Ahmet Hocam. İkinci Mahmut. Cavur Padişah derler hatta. Evet, 27 yılında radyo yayınlara başladı. Hıfzı sıha, yani aşı üretim merkezi demektir bu. Sıhhatı hıfzetmek, korumak enstitüsü. Türk Hava Yolları, bak ya Mustafa Kemal adam başka bir vizyon ya. 33 yılında hava yollarını kurdurmuş adam. Sanatoryum, devlet ve numune hastaneleri açılmış. Ebe ve sağlık memurları mektep açılmış. Ve nüfus artış politikaları yapılmıştır arkadaşlar. Çünkü 1927 yılı nüfus sayımında nüfusumuz 12,5 milyon. Çoğu da kadın, çocuk ve ihtiyar. Erkek nüfus neredeyse az. O yüzden 6 çocuk ve üzeri yapana vergiden muafiyet verilmiş. Arsa bağışlanmış, tarla bağışlanmış. Doğum kontrol bile yasaklanmıştır arkadaşlar. Ve hatta arkadaşlar evlilik yaşı 18 olmasına rağmen 18 yaş altı evlilikler açıkçası Cumhuriyet göz yummuştur. Ki eminim çoğunuzun anneannesi, babaannesi 18 yaşına gelmeden evlendirilmiştir. Eminim vardır örnekleri, değil mi? Sebebi işte o kanun biraz esnetilmiş, yumuşatılmış. Aynen, işte 14 yaşında, benim anne baba da 16 yaşında evlenmişler. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, ekonomiye bir bakalım arkadaşlar. Önce İzmir İktisat Kongresi. Arkadaşlar bu kongre, hani Lozan'da bir mola veriyoruz ya, kavga edip geri dönüyoruz, anlaşamadı ya, o arada yapıldı. Peki neden İzmir'de yapıldığını bir anlatalım. Çünkü İzmir'in ticaret hacmi büyük bir şehir olduğunu görüyoruz. Bir de madem barış konferansını İzmir'de yapamadık, en azından bu konferansı İzmir'de yapalım ki Yunanlıların Batı Anadolu'da yaptığı tahribatı dünya kamuoyu görsün istedik. Bundan dolayı İzmir tercih edildi. Başkanımız Kazım Karabekir'dir arkadaşlar. Burada alınan kararlar bütününe misak-ı iktisadi diyoruz. Yani milli ekonomiyi kurma kararı. Milliyetçilik. Peki milli ekonomiyi kurmak için devletçilik modeli mi benimsenmiş, liberalizm mi? Cevap, liberal model benimsenmiş arkadaşlar. Liberalizm benimsendi İzmir İktisat Kongresi'nde. Arkadaşlar bu İzmir İktisat Kongresi kararlarını ezberleyeceğim diye uğraşmıyorsunuz. Tamam mı? Ezberleyeceğim diye uğraş, zaten ezberlenmez yani. Ama ben bir ana fikir versin diye diyor ki, kısaca diyor ki, ham maddesi ülkemiz olan sanayiyi kuracağız. Dışa bağımlı olmayacağız.
tarımı güçlendireceğiz, milli bankalar kuracağız, demir yolları bizim olacak, limanlar bizim olacak. Yani her şey milli olacak. Ve bunu yaparken özel sektörü ön planda tutacağız. Muhabbet bu. Şimdi İzmir İktisat Kongresi kararları doğrusunda ne gibi konular ele almış? Önce onu bir vereyim. Bakın zaten deminden söyledim. Ham maddesi ülkemiz olan sanayi kurulsun. Demir yolları yapılsın. Milli fabrikalar kurulsun. Fabrikalaşma olsun. İşçi ağları düzeltilsin. Yabancılar elindeki işletmeler satın alınıp kabotaj, aşağı vergisi tarım güçlensin. Madenler saplansın ve koruyucu gümrük politikaları yapılsın. Kısacası millilik dedim ya. Maddelerini ezberlememize gerek yok. İşte bu İzmir İktisat Kongresi sonrasında ilk özel bankamız kuruldu. Bakın İş Bankası. O zaman İş Bankası'nın kurulması devletçiliğe mi örnek, liberalizme mi? Bakın liberalizme örnekmiş arkadaşlar. Zaten özel banka. Kurucu müdürü kimmiş? Celal Bayar'mış. 1927 yılında da Teşvik Sanayi Kanunu. Hatırlar mısınız? İttihat Terakkiciler de çıkarttıydı Teşvik Sanayi Müslümanlara yönelik. Bu kanunla özel sektörde sanayinin kurulması amaçlandı. Bunun için çıkarıldı bu kanun. Ama maalesef Teşvik Sanayi Kanunu başarılı olamayacak. Bakın ne gibi teşvikler vermişler. Arkadaşlar diyor ki fabrika kurmak isteyen arkadaşım bedava arsa vereceğiz. Bedava. Arsa bedava. Gümrük indirim uygulayacağız. Haberleşmeyi beleş yapacağız. Ürettiğin ürün pahalı bile olsa yurt dışında almak yerine devlet olarak biz senden alacağız. Demir yolu ulaşımın beleş olacak, lojistik beleş olacak diyor. Anlaşıldı mı? Yani elinden gelen desteği veriyor devlet. Ama buna rağmen maalesef liberalizm yani teşvik sanayi başarılı olamadı. Neden başarılı olamadık? Çünkü bizde zengin adam yok. Müslüman burjuvazi yok. Yeterli sermaye birikimi yok. İşte bu temel sebep. Yetişmiş kadro sıkıntımız var. Çanakkale'de hatırlayın. Aydınlar Savaşı. Lord George ne diyordu? Biz Türklerin 100 yılını çaldık diyor, değil mi? Mustafa Kemal ne diyordu Çanakkale ile ilgili? Biz orada bir Darülfünun'u gömdük arkadaş diyordu. Girişimcinin eksikliği var. Yetmiyormuş. Bir de kriz çıktı. Dünya ekonomik krizi. Bundan dolayı Teşvik Sanayi Kanunu yani liberalizm başarılı olamadı. Liberalizm başarılı olamayınca mecburiyetten resmi devlet politikasına geçmek zorunda kaldık ve devletçilik yapmak zorunda kaldık. Ve bu devletçilik doğrusunda birinci 5 yıllık sanayi planı yaptık. Devletçilik. Arkadaşlar bu 5 yıllık sanayi planlarını kimden örnek aldık sorusu. Sovyet Rusya'dan örnek alındı. Soruldu bu soru. Beklediğimiz bir soruydu. Şimdi kalan soru 5 yıllık sanayi planlar için kurulan banka hangisiymiş? Sümerbank. Unutmayalım bunu. Birazdan bankalarda bir daha anlatacağım. Ve arkadaşlar hemen 5 yıllık hedefi var ya 3 yılda ulaştık. 3 yıl süper başarı. Harika bir başarı. 5 yıllık plan yapıyoruz. 3. yılda amacımıza ulaşıyoruz. İstenildiği kadar fabrika kuruluyor. Hemen ikinci yazılıyoruz. Bakın o yüzden ikincisi 37'de. Ama maalesef ikincisi 2. Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamadı. 20 milyonluk Türkiye'yiz. 1 milyon 300 bin genç erkek asker alındı. Arkada gene çoluk çocuk kadın kaldı, ihtiyar kaldı. Erkekler askere alınca da maalesef 2. 5 yıllık sanayi planımız uygulanamadı. Keşke uygulansaydı hocam. Daha bir üst levelde olurdu Türkiye'miz ama maalesef olmadı. 2. Dünya Savaşı bu anlamda olumsuz etkiledi bizi. Ekonomi ile ilgili diğer faaliyetlere baktığımızda arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği ve Uşak Şeker Fabrikası özel olduğu için biri Mustafa Kemal'e ait, şu da Nuri Şeker Bey'e aittir. Bakın bu ikisi liberalizm. KPSS'de bak bu ikisinden biri konura. Diğer 4 tane fabrika verilir. İçine Uşak Şeker, Atatürk Orman Çiftliği konulur. Bu ikisinin liberalizm olduğunu unutmuyorsunuz. Tamam mıyız? Uşak Şeker liberaldir. Atatürk Orman Çiftliği liberalizm örnektir. 25'te aşar vergisini kaldırdım. Tarımı güçlendirmeli. Tabii ki harçlık. Reji idaresi. Fransızları def ediyoruz. Tütün ve alkol işletmelerini Fransa'dan satın alıyorum. Satın aldım milliyetçilik. Peki tekeli kim işletti? Devlet. Şaraplı, biraydı, rakı fabrikasını, sigara aldı. Devlet kurdu devletçilik.
Peki 2007 yılında devlete ait olan bu tekel fabrikaları satıldı. Satıldıysa günümüzde devletten vazgeçip hangi ilkeye doğru gidiyoruz desem. Devlete ait olan fabrikalar satılıyor ise özel sektör öne çıkarılıyor demektir. Demek ki neye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Liberalizme doğru gidiyoruz. Aynen öyle. Kırklareli Altınoluk Şeker Fabrikası bakın devlet kurdu. Artık da bundan sembol olduğu için yine bakın Turhal Şeker Fabrikası ve Eskişehir Şeker Fabrikası da yine Atatürk döneminde devlet kurdu. Ama Uşak Şekeri özel sektör kurdu. Peki Altınoluk Şekeri 2017'de sattık. Ne oldu? Liberalizme gitti. Devletin fabrikasıydı. Satılınca liberal oldu. Kayseri Tomtaş Uçak Fabrikası'nı devlet kurdu. Devletçilik yine. Kabotaj kanunu çıkardık. Bu kabotaj önemli. Nedir bu kabotaj? Türk karasularında yani deniz, göl, akarsularında benden izinsiz kayık bile dolaştıramayacaksınız diyoruz. Kime diyoruz bunu? Yabancılara diyoruz arkadaşlar. Milliyetçilik. İtalya elindeki limanlar, işletmeler satın alındı. Hem milliyetçilik hem de devlet aldığı için devletçilik. Ancak günümüzdeki tüm limanları sattık biliyorsunuz. En son Antalya limanı vardı. Onu da sattılar. Artık devletçilik yerine liberal modele geçtik arkadaşlar. Bu kadar kabotaj bir nevi kapitülasyonların bir kırıntısının daha kaldırılması olayıdır. Bu yönüyle tabii ki milliyetçilik. Hatta biz bu kanunu çıkarır çıkarmaz Bozkurt Lotus diye bir dava yaşandı. Fransızlar bizden izinsiz karasularımıza girdi. Ve adamları tutukladık. Eğer kabotaj olmasaydı adamlar elini kolunu sallaya sallaya defolup gideceklerdi gene. Kabotaj bu bakımdan önemlidir arkadaşlar. 1 Temmuz 26. Adana Mersin demir yollarını millileştirdim. Fransızlardan döve döve satın almışız. Satmak istememiş namussuzlar. Bizimkiler de dövmüş. Satın aldım milliyetçilik devlet aldığı için devletçilik arkadaşlar. 29 Türk tüccarının korunması yani koruyucu gümrük politikası. Bu arkadaşlar 29 ekonomik krizinden korunmak amaçlı çıkardık. Bu kanunla yabancı ürünlerin gümrük tarifesini yükseltirken bizim sattıklarımızın gümrüğünü indirdik. Hani bir kötü balta liman anlaşması vardı ya onun tersine çevrilmişini düşünün. Şimdi neden gümrük politikası yapıyorum? Bir, yerli üretimi korumak istiyorum. İki, yerli tüccarın rekabet gücünü artırmak istiyorum. Üç, yerli malın sürümünü artırmak istiyorum. Dört, sattıklarım çoğalsın, aldıklarım azalsın. Yani dış ticaretini kapatmayı hedefliyorum. Tabii ki milliyetçilik ilkesiyle ilgili olacaktır. Türk parasını koruma kanunu yine 29 ekonomik krizinden dolayı çıkarttık. Dövize sınırlama getirildi. Milliyetçilik ve tabii ki devlet ekonomiye müdahale ediyorsa devletçilik. Toprak reformu Atatürk döneminde başarılamadı maalesef bu. 4000 dönüm kadar arazi dağıtımı yapılabilmiş maalesef çünkü teknik imkansızlıklar var. Artı devletin elinde yeterince hazine arazisi yok. Ama harçlık niyetlendi ama maalesef başarılı olunamadı. Ben özellikle dikkat edin diye bir cümle yazdım arkadaşlar. Çiftçiyi topraklandırma kanunu ise arkadaşlar İsmet İnönü dönemindedir. Hatta bu da uygulanamayacak. Çünkü Demokrat Partililer engel olacak buna da. Sorumuz toprak reformu derse Atatürk dönemidir. Çiftçiyi topraklandırma derse İsmet Paşa dönemidir arkadaşlar. Peki Atatürk döneminde milli ekonomiyi kurmak için 3 beyaz ve 3 siyah diye bir formül var arkadaşlar. 3 beyazımız un, şeker ve pamuk. 3 siyah kömür, petrol ve demir çelik. Çünkü siz tarım sanayisini güçlendirmezseniz yani tarımı arttırmazsanız sanayiyi kuramazsınız. Sanayiyi kursan gene işe yaramaz. Gene işe yaramaz. Pamuk üretimini arttırdın sen. Sümerbank tekstili kurmazsan gene sömürgesin. Şeker pancarı üretimini arttırdın. Şeker pancarı fabrikası kurmazsan şeker fabrikası gene sömürgesin. Gene hammadde olarak satmak zorunda kalırsın. O yüzden arkadaşlar hemen her alanda böyle paralel bir gelişme var. Neler kurmuşlar bakın tarım için. Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım kredi kooperatifleri, ticaret borsaları, tarım üretme çiftlikleri, un ve şeker fabrikaları. Bakın şeker fabrikalarını ben bir daha sayayım. Ezberleyeceğim değil. Sadece Uşak Şeker'in liberal olduğunu ezberleyin.
Devletin kurduğu ilk şeker fabrikası da Kırklareli Alpullu'dur. Bu ikisini bilin yeterli. Haricinde Tokat Turkal'da ve Eskişehir'de de şeker fabrikası Atatürk kurduktu. Sümerbank tekstil fabrikaları kuruldu arkadaşlar. Nazilli'de, Kayseri'de, Bursa'da, Kars'ta, Malatya'da. Bakın pamuk üretiyorum ama onu kendim de kumaşa çeviriyorum. Sümerbank'ın düne kadar bütün vilayetlerde mağazaları vardı. Üretilen ürünler halka daha uygun fiyatlı satılıyordu. Hepsini onlar da maalesef kapattı. Ve Ankara Çubuk Barajı, Cumhuriyetimizin ilk barajı neymiş arkadaşlar? Unutulmasın. Coğrafyanızın da konusu olabilir. Genel kültür sorusudur. İlk barajımız Çubuk. Onur Hocam maalesef ya kapattılar. Valla sinir oluyorum. Mesela ben Denizli'yim dedim ya, Sarayköy'ün Nazilli basma sanayisi var ya. Adam bak fabrikayı nasıl yaptırmış Mustafa Kemal. Yani fabrikanın içinde anaokulu var. Fabrikanın içinde ilkokul var. Fabrikanın içinde sinema salonu var. Fabrikanın içinde düğün salonu var. Fabrikanın içinde çay bahçeleri var. Hepsini kapattılar. Şu an Nazilli'nin çay bahçesi sadece. İnanılır gibi değil. Yani çalışanın çocuklar için bak anaokulu var ya. Anaokulu, kreş var fabrikanın içinde. Atatürk döneminde düşünülmüş. Şimdiki gerzekler kapattı. Sadece çay içiliyor. Neyse sinirleniyorum böyle söyleyince. Üzülüyoruz vallahi. Evet, Çubuk Fabrikası, Çubuk Barajı ilk barajımız. İzmit Seka, kağıt ve selüloz fabrikası. Burada çay fabrikası yapmışlar ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. Seka çay bahçesi olmuş. Ya kağıt fabrikası kapatılır mı ya? Bak bir fotokopi ne kadar pahalı oldu değil mi? Maalesef. Evet. Bunu da çay bahçesi yaptılar. Sonra bak fotokopi bile ne kadar pahalı. Maden tetkik arama. Madenlerimizi ortaya çıkaralım. Petrol arabalar anonim ortaklığı. Paşabahçe Cam. Bakın hala duruyor. Ve Kardemir. Karabük Demir Çelik Sanayi'nde temelleri atıldı. Arkadaşlar bu yatırımlar devlet eliyle yapıldığı için devletçilik. Alakası var. Ticareti gelişmek için de öncelikli olarak demir yolu mu karayolu mu? Arkadaşlar cevap demir yolu. Arkadaşlar kodlama yapın. Atatürk döneminde demir yolu, Adnan Menderes hükümetleri döneminde ise karayoluna geçiş yapacağız. Nerede Pınar Hocam, neredeki makineleri götürdüler? Çaldılar yani desene. Vay be, sen oralı mısın hocam yoksa? Yapalım? Maalesef. 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 Oo bak bak bak. İşte senin ciğerin daha çok yanmıştır. Maalesef hocam ya. SK'yı da kapattılar da çay bahçesi yaptılar ya. Ne yapalım? Elleri kırılsın yapanların diyelim. Fitil fitil burunlar da beddua edelim bari. Ne yapalım? Şey yapamıyoruz. Memleketin milli değerleri böyle çarçur edilebiliyor. Neyse arkadaşlar. Fazla girmeyelim. Yani sıkıntı oluyor. Üzülüyoruz ama maalesef yapacak bir şey yok. Demir yolu Atatürk döneminde, daha sonra vereceğim. Bir daha orada da söyleyeyim. Demokrat Parti Menderes döneminde demir yolu bitecek. Karayolu yapımına öncelik verilecek. Bakın tarım, sanayi, ulaşım, enerji hepsini paralel yapıyorum. Niye? Çünkü biri olmazsa öteki olmaz arkadaşım. Pamuk üretimini artırıp Sümerbank'ı kurmazsan işe yaramaz ki. Enerjin olmasa gene işe yaramaz. O yüzden bütün bu yatırımlar paralel olarak yapılmak durumundadır arkadaşlar. Arkadaşlar, demir yolları, bakın bu haritamızdan birebir soru geldi. Genel itibariyle Osmanlı deyince Ankara'dan şöyle batıda, şurada bak istisnalar var ama çok önemli değil. Ankara'dan doğuda diyorsa Cumhuriyet Türkiye'sidir. Tamam mı? Hangi demir yolu Cumhuriyet Türkiye'sinde yapıldı? Hangisi Osmanlı döneminde yapıldı derse harita bilginizi kullanın. İstisnalar var, onları vermiyor zaten. Ankara'dan batıdaysa Osmanlı döneminde, Ankara'dan doğudaysa Cumhuriyet Türkiye'sinde yapılmıştır deyip bırakıyorsunuz. Bir de bankalarımızı anlatayım.
Türkiye İş Bankası, ülkemizin ilk özel bankası. Dolayısıyla liberalizme örnektir. Hemen Kübra Hocam tekrar ediyorum. Kübra Hocam soru sordu arkadaşlar, bir daha tekrar edelim. Dedi ki Kübra Hocam, haritaya bakıyorsunuz. Eğer Ankara'dan doğudaysa, bakın şöyle bir çizik attım. Bu taraf doğudaysa, sağ taraftaysa Cumhuriyet Türkiye'si, Ankara'dan batıdaysa Osmanlı dönemi. Hani hangi demiryolu Cumhuriyet Türkiye'sinde, hangisi Osmanlı dönemi diye sorarlarsa diyorum. Harita bilginizi kullanın. Ankara'dan batıdaysa o demiryolu bilin ki Osmanlı döneminde yapılmıştır. Tamam mıyız Kübra Hocam? İşin kolayı bu. Evet, İş Bankası'nın kurucusu arkadaşlar Celal Bayar'ımızdır. Unutmak yok. 26 yılında Sanayi ve Maden Bankası, yabancılar elindeki madenleri satın almak için kurduk. 33'te Sümerbank ile birleştirdik. Emlak ve Eytan Bankası, inşaat sektörü için kuruldu. Emlak Bankası zaten. Merkez Bankası, para basma imtiyazını İngiliz Bankası'nın, Osmanlı Bankası'ndan alındı. Hatırlarsınız Osmanlı Bankası'na verdiydi. İngiltere Bankası'ydı bu Osmanlı Bankası. Bu utancı bitiriyoruz. Kendi paramızı kendimiz basacağız diyoruz ve Merkez Bankası'nı kuruyoruz. Para basmak, para politikaları yönetmek ve ulusal bankalara kredi vermek için. Arkadaşlar Merkez Bankası çiftçilere kredi verir mi? Böyle bir soru geldi. Çıkmış KP sorusu. Merkez Bankası'nın kurulma amaçlarında hayır. Çiftçi gitsin nereden alsın kredisini? Ziraattan alsın ya. Değil mi? Çıkmış soru. Para basar Merkez Bankası. İller Bankası. İnşallah bu sene bu soru gelecek. Bu soru kaldı. Yerel yönetimlere dediğimiz belediye ve illerin altyapı hizmetlerinin finansmanı için kurulan banka, günümüzdeki adı İlbank'lerini kaldırdılar. İlbank diyorlar artık. Arkadaşlar bu soru henüz çıkmadı. Belediye ve il özel idarelerin finansmanı için kurulan bankamız İller Bankası'dır. Sümerbank tekstil sektörü ve deminden de söyledik 5 yıllık sanayi planlarının finansmanı için kuruldu. Etibank soruldu. Daha en yakın sorulan sorumuz bu oldu. Madencilik sektörü için kurulan banka Etibank'tır. Denizbank, denizcilik zaten sorulacak yeri yok. Halkbank da esnaflar için. Arkadaşlar, Osmanlı döneminde kurulup da Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşayan 3 banka var. Osmanlı Bankası, İngiltere Bankası'ydı demiştim hatırlarsanız. Ziraat Bankası Abdülhamit döneminde kuruldu. İtibarlı Osmanlı Bankası da İttihatçı'dan kurulduğu %100 yerli ve milli bankaydı. Bu 3 banka Osmanlı döneminde kuruldu ama Cumhuriyet Türkiye'sinde de yaşadı arkadaşlar. Biliyorsunuz Ziraat Bankası hala var mı? Bu hala var. Yaşınız ne bilmiyorum ama Osmanlı Bankası 2002 yılına kadar ülkemizde faaliyetteydi arkadaşlar. 2002 yılında genel kültür olsun diye veriyorum bunu. Garanti Bankası diye bir banka var ya, o satın aldı bunun şubelerini Türkiye'de. İtibarlı Osmanlı Bankası da 1927 tarihinde İş Bankası'yla birleştirilmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Ziraat hala devam ediyor. Evet. Şimdi de Atatürk dönemi dış politikasına küçük bir giriş yapalım. Ondan sonra mola verelim arkadaşlar. Atatürk döneminde dış politikada temel hedefimiz, kırmızı çizgimiz bağımsızlık bizim. Kırmızı çizgimiz bağımsızlığı korumak. Lozan'da kazanımlarımız var. Onları korumak. İngiliz-Sovyet dostluğu arasında denge kurmak. Barış istiyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh yani. Hukuka bağlılık diyorum ve tabii ki modernleşme diyorum. Peki bunları yaparken başkasından yardım isteyecek miyim? Asla. Milli gücümüze dayanacağız. Milli güce dayanmayan bir dış politika bağımlılık getirir. Milli sınırlarımız içinde kalacağız. Yani hayal ürünü olmaması lazım. Bak Enver Paşa'mız vatanseverdi ama çok hayalperestti ya. Çok maceraya soktu bizi. Nereye gidiyorsun Turan'a, değil mi? Bak Sarıkamış'ı bile geçemedi. O yüzden bir devlet adamının az çok ayaklarda yere basmalı diyorum. Milletler arası ilkelerde eşitlik ve bilim ve teknolojiyi rehberlik yapacağız. Böyle bir bakalım arkadaşlar. İlk sıkıntımız Patrikhane. Arkadaşlar. Patrikhane sorunu biz Lozan'da çözdüydük aslında. Bir problem yoktu. Yine mızıkçılık çıktı. Arkadaşlar.
Konstantin, Araboğlu Konstantin diye bir elemanı patrik seçiyorlar yine. Ve bu adam da Bursa doğumlu. Ya Bursa doğumlusu ne sıkıntı var? Şu sıkıntı var. Hatırlarsanız Lozan'a göre sadece İstanbul ve Adana'da kurumlar TC vatandaşı kalacak, değil mi? Bursa'dakiler gönderilecek. Yani Konstantin Türk vatandaşı olacak bir tip değil. Yunanistan'a gönderilecekler içinde. Ben de diyorum ki arkadaşım benim ülkemdeki bir kuruma Türkiye vatandaşı olmayan bir adam atanamaz diyorum. Ve bu Konstantin'i olmaz diyorum. Bunun üzerine bunlar inatlaşıyor. Yunanistan davayı Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Zaten Milletler Cemiyeti bizim halı bulacak, onlar halı buluyor. Türkiye dinlemiyor. Araboğlu Konstantin'in kulağından tutuyoruz. Sınır dışı ediyoruz arkadaşlar. Bak ne yapıyorum ben burada? Bağımsızlığımı koruyorum. Benim iç meseleme kimse karışamaz. Benim iç hukukuma kimse karışamaz. Bu mesajı veriyorum arkadaşlar. Patrikhane meselesi problem olmuş. Yabancı okullar. Lozan'da Türk hükümetine bağlandı. Tevhid Tedrisatı Milli Eğitim'e bağlandı. 26 Maarif Teşkilatı dedi. Hani Bursa'da iki kızımız Hristiyan yapılmış diye Atatürk erkenden ağlıyor hemen ve kapattırıyor bu okulları. Maarif Teşkilatı hakkında kanunla dini ayin yapılamaz, yapanlar kapatılır dedik ya. Biz de kapatıyoruz anasını satayım. Kapatınca hemen Fransa ve papalık cihatlıyor. Görüşmek istiyoruz diyor. Türkiye ne diyor? Görüşmüyorum arkadaş, bu benim iç meselem ya. Bitti. Kendi iç meselem, seninle niye görüşeyim ben? Deyip kestirip atıyoruz. İşte burada Türkiye bağımsızlıktan taviz vermemeyi özen göstermiş. Amerikalılar da biraz surat yapmış. Ne derse etsinler demişiz. Görüşme istememiş zaten ABD, sadece biraz trip atmışlar. Görüşme isteyen Fransa ve Papalık, onu da kabul etmemişiz artık. Türk-Irak sınırı. Lozan'da çözülemeyen tek konu buydu, hatırlarsınız değil mi? Türk-İngiliz ikili ilişkilerine bırakılmış. Bu amaçla arkadaşlar 1924'te Haliç Konferansı yapıldı. Bak bu soruyu bekleyeceksiniz. 24'te yapılan Haliç Konferansı'nın konusu nedir? Cevap Lozan'dır arkadaşlar. Fakat hiçbir netice alınamadı burada. Bir ara Hakkari'de İngilizler Nasturi isyan çıkarttı ama bastırdık. Cafer Tayyar Paşa'm gitti, bastırdı isyanı. Türkiye meseleyi Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Fakat Milletler Cemiyeti'nin daha üyesi değilim ben. Milletler Cemiyeti'nin en etkili üyesi de İngiltere. Tabii aleyhimize karar çıkacak arkadaşlar. Aleyhimize Brüksel raporu yazılacak. Ben arkadaş ben bunu kabul etmiyorum diyeceğim. Mısır bizim olmalı diyeceğim. Tam Türkiye bölgeye askeri bir operasyon hazırlığına girmişti ki İngiliz kışkırtmasıyla maalesef Güneydoğu Anadolu'muzda bir Keysaid isyanı çıktı. Ordumuz bu isyana bastırmayla meşgulken maalesef Musul'u kaybettik. Bakın Musul denilen yer Musul Kerkük Süleymaniye'dir. Şurasıdır. Süleymaniye Kerkük de buranın ilçesi gibi düşünün. Köyü kasabası gibi düşünün. Burayı maalesef kaybettik. Ve 1926 Ankara Anlaşması'yla Hakkari Türkiye'ye kaldı. Musul Kerkük İngiltere'de kaldı. Musul petrollerinin Irak'ın payına düşen kısmının %10'u 25 yıllığına Türkiye'ye verilecek dediler. Çözüldü çözüldü ama maalesef aleyhimize çözüldü arkadaşlar. Aleyhimize bir durum oldu. Niye aleyhimize çözüldü? Çünkü petrol çok kıymetli maden İngiliz için. Bırakmıyor namussuzlar. Milletler Cemiyeti'ne üye değilim. İç politikada sıkıntı yaşıyorum. Sayı isyan çıkıyor. Bunlar aleyhimize çözülmesinde etkili oldu maalesef. Arkadaşlar şuradan sonra gelmeyecek ama mecburen veriyorum. Ticaret ve Seyri Sefahin Anlaşması. Şöyle bir soru gelir diye koydum ben bunu. Musul meselesinden dolayı İngiltere ile aramız gerilince hangi ülkeye yanaştık? Cevabınız ne olur? Bir daha soruyorum. Musul meselesinden dolayı İngiltere ile aramız gerilince Sovyet Rusya'ya yanaştık. Aynen öyle. Bakın zaten Rusya diye yazdım. Frankella üye olduğumuzu biliyorsunuz yeterli. Üye olduk mu olduk. Çağdaş'ta da anlatacağım. Litino protokolüne de üye olduk mu evet olduk diyorsunuz.
Nüfus mübadelesinde anlatayım, ondan sonra mola vereyim arkadaşlar. Evet, aynen Kübra Hocam. Uluslararası ilişkilerde denge politikası hep yapılır. 17. yüzyıldan beri bütün dünya denge politikası üzerine yürür arkadaşlar. Günümüzde de hala yapar. Her devlet yapar. Nüfus mübadelesi tam aleyhimize. Yok, Ahmet Hocam öyle düşünmeyelim. Öyle düşünmeyelim. Ekonomik bazlı maddiyatçı düşünmüyoruz. KPSS açısından iyi diye düşünüyoruz. Tabii ki Rumlar zengin insanlardı. Geçici sürede ekonomik sıkıntı oldu mu? Evet oldu. Arkadaşlar nüfus mübadelesinde Lozan'da çözmüştük biz bunu. Hatta demiştik ki İstanbul ve Adana'daki Rumlar kalacak. Batırak'taki Türkler gelmeyecekti. Fakat Yunanistan mızıkçılık çıkardı. Mızıkçılık yaptı. İstanbul'da fazlaca Rum bırakmak istiyor. Niye İstanbul'da fazlaca Rum bırakmak istiyorsun sen? Çünkü iç işlerimize daha rahat karışabileceğine inanıyor. Ekonomimizde söz sahibi olmaya devam edelim diyor. Ve gelecek göçü kaldıracak durumu yok onların da. O yüzden problem çıkarıyor. Mallarımıza el koyuyor. Biz de onlarınkini koyuyoruz. Sonra Atina'da görüşüyoruz. Malları serbest bırakıyoruz falan filan. Önemli değil o kısmı. Milletler Cemiyeti'ne gidiyoruz arkadaşlar. Milletler Cemiyeti sorunu şöyle çözüyor. Diyor ki İstanbul ve Adalar'daki Rumlar 1918 Mondros öncesi geldiyse onlar kalsın, ötekiler gelsin diyorlar. Batrakya'daki Türkler ise 1913 Atina Anlaşması öncesi geldiyse onlar etabliye yerleşik sayılsın, öteki Yunanlı Türkler Anadolu'ya gelsin demişler. Yani Anadolu'daki Türkler için, İstanbul'daki Türkler için milat 1918 Mondros, bizim için 1913 Atina Anlaşması. Arkadaşlar nüfus mübadelesiyle gelen insanlarımıza muhacir demiyoruz, mübadil diyoruz hukuki tabir olarak. Şimdi bunun sonucunda ne oldu? Anadolu'da Türk nüfusu arttı. Anadolu Türk kültürü pekişti. Geçici de olsa ekonomik durgunluk yaşandı. Çünkü piyasadaki sıcak para döngüsünü bu Rumlar sağlıyordu. Rum esnaf. Ahmet Hocam'ın dediği de zaten o tahminimce. Ekonomik durgunluk sağlandı. Ana bir Türk-Yunan dostluğu başladı ki can ciğer kuzu sarması olduk valla. Başbakanlı Venizelos bize geldi. İsmet Paşa iadeyi ziyaret yaptı. Venizelos Mustafa Kemal'in Nobel Barışı'na aday gösterdi. Maşallah. Bayağı kank olduk. Yunanistan Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini istiyor. Beraber Balkan Antantı kırıyoruz. Valla 40 yıllık dost oluverdik. Sırf nüfus mübadelesi çözüldü diyen bu. Hayır. İki manyak çıktı Avrupa'da. Biri İtalya'da, biri Almanya'da. Hitler'le Mussolini. Onun korkusuna yanaşıyoruz birbirimize arkadaşlar. Yani Türk-Yunan dostluğunun başlamasında nüfus mübadelesinin çözülmesinin yanı sıra İtalya'daki faşizm, Almanya'daki nazizm saldırılarının da etkisi var mıymış? Evet, varmış arkadaşlar. Sonra 1954'e kadar can ciğeriz arkadaşlar Yunanlarla. İkinci Dünya Savaşı bitti. Sonra kedi köpek gibi gene birbirimize girdik. Neden girdik? Neden girdik? Çünkü 54 sonrası Kıbrıs sorunu yüzünden bir bozuldu işimiz, aramız. Batı Trakya Türkleriyle baskı yaptılar. Kıbrıs sorunu zaten ayrıca anlatacağım. Hala gerginiz. Adaları silahlandırmaya başladılar ki Lozan'a göre silahsız olması gerekiyor. 6-7 Eylül 55 olayları var. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı, yalan haber üzerine İstanbul'daki Rumlara mahvediyoruz. Evlerini taşlıyoruz, kiliselerini basıyoruz, dükkanlarını yağmalıyoruz. Orada kabahat bizimkilerin açıkçası. Kıta sahanlığı sorunu başladı. Gökyüzündeki sorun fır hattı, hava sahası ve en son 1997'de kardak. Buradan soru şöyle geliyor arkadaşlar. Buradan veriyorlar. İçine bir de etabli diyor. Ben de öyle yapayım size. Bir etabliye. İki kardak kayalıkları. Üç kıta sahanlığı. Diyor ki sorumuz, hangileri Atatürk döneminde Yunanistan'la yaşanan sorundur?
sorunlardır. Evet. Etabli nüfus mübadelesinin öteki adı hocam. Özlem hocam. Arkadaşlar, Atatürk döneminde yaşanan sorunları sordum. Siz yaşanmayanları verdiniz. 54'ten sonra Atatürk yok ki, 38'den sonra Atatürk yok ki. Hayır Kübra hocam. Arkadaşlar, hepsi Yunanistan'da yaşadığımız sorun. Ama ben Atatürk döneminde Yunanistan'da yaşadığımız sorunları. Çıkmış KP sorusu bu. Cevabınız sadece yalnızca bir olacak. Şimdi anladık mı? Evet, üçü de Yunanistan'da yaşanan sorundur. Ama Atatürk döneminde Yunanistan'da yaşadığımız iki sorun var. Patrik seçimi, nüfus mübadelesi dediğim etabli. Geri kalan şu saydıklarım bakın 1954 sonrası günümüze kadar olan sorunlar. Sorunun kalıbını anladık değil mi? İki aşamalı soru. Hem Yunanistan'da olacak sorun hem de Atatürk döneminde. O yüzden yalnız bir. Herhalde anlaşıldı. Evet, yine bir 10 dakika kadar mola verelim arkadaşlar. 20 geçiyoruz desek 30'da 9.30'da buluşalım. 9.30'da buluşalım. Evet, Milletler Cemiyeti'ne giriş yapacağız arkadaşlar. Bu cemiyeti kuran ABD'ydi. Paris Barış Konferansı'nda kuruldu. Sonra Cenevre'de de çalışmalarına başladı. Ama maalesef dünya barışından ziyade sömürgeci devletlerin çıkarlarına alet oldu, araç oldu. İşte kalktılar mesela örneğin Musulum'u %100 Türk olan bir bölgeyi bile İngiliz'e veriyor. Demek ki sen barış değil, başka bir iş için kuruldu. Türkiye bunu bile bile, ben öyle diyorum, açıkçası ne namussuz olduklarını bildiğimiz halde gittik üye olduk. Çünkü bir dünya başına katkıda bulunalım dedik. Bir de arkadaşlar dünya politikası trip atmanın bir alemi yok. Dünyada ben de varım diyebilmeniz için sevmeseniz bile bu tarz örgütlere üye olmak zorundasınız arkadaşlar. Peki buraya üye olmamızda kolaylaştıran unsurlar var. Nedir bunlar? Musul meselesinin çözülmüş olması kolaylaştırdı. Evet, aleyhimize sonuçlandı ama İngiltere gibi bir en büyük devlet zaten o günlerde o. Aradaki gerginliğin bitmesi işimizi kolaylaştırdı. Brian Kellogg Paktı'na üye olduk. Buraya da üye olmamız işimizi kolaylaştırdı. Yunanistan'la da nüfus mübadelesini çözdük ki teklif eden İspanya ama bize destek veren Yunanistan oldu. Bir de zaten yurtta sulh, cihanda sulh politikası var. Arkadaşlar bakın gene dört tane bir şey yazmışım. Uydur beşinciyi. Hangisinin katkısı yoktur diye bir soru gelebilir. 32 yılında Ege Adaları problemi İtalya ile yaşandı. Bu Meis Adası'nın etrafındaki 30 adacık meselesidir bu aslında. 19'u Türkiye'de, 11'i İtalya'da kalacak şekilde problem çözüldü. Dış borçlar. Arkadaşlar, dış borçlar hatırlarsanız Lozan'da çözdüydük biz bu meseleyi. Peki dış borçlar hangi savaş sonrası bizden ayrılan bölgeler arasında pay edildiydi? Bu soru çok kıymetli bir soru benim için. İnşallah er geç çıkacak dediğim bir soru. Bir daha söylüyorum. Lozan'da Osmanlı borçları hangi savaş sonrası bizden ayrılanlar arasında pay edildi? Harika Hatice Hocam. Trablusgarp Savaşı. Arkadaşlar, biz borçlarımızı 1928 Paris Konferansı'nda paylaştırımını yaptık. 14 ülke arasında borçlar pay edildi. Lakin bir yıl sonra dünya ekonomik krizi çıkınca ödeyecek halimiz kalmadı. Dünyada da kriz var. Hoover moratoriumu diye bir şey ilan edilmiş. Biz de bundan yararlanıp dedik. Gittik Fransa'ya. Arkadaş şu borçların taksidini uzatalım dedik ve 1954 yılına kadar taksitlendirdik arkadaşlar. Kübra'cığım soruyu soruyorum. Yazayım hatta. Lozan'da Osmanlı borçları hangi savaş sonrası Osmanlı'dan ayrılan bölgeler arasında pay edilmiştir diye bir soru gelebilir dedim. Cevabımız Trablusgarp Savaşı. Tamam mıyız Kübra Hocam?
Oradan notunuzu alırsınız. Borçlar 1928 Paris'te konferansında arkadaşlar. Dediğimiz gibi 14 bölgede pay edildiydi ama ödemede sıkıntı yaşadık. Çünkü kriz çıktı. 54 yılına kadar taksitlerimizi uzattık. Balkan Antantı. Balkanların güvenliği için kurduk. Kim tehdit ediyor bizi? Almanya ve İtalya tehdit ediyor. Hemen Türkiye ile Yunanistan birbirine yanaştı. Bak deminden söylemiştim. Türk-Yunan dostluğunun başlamasında sadece nüfus mübadelesi çözüldü diye yanaşmıyoruz birbirimize. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığından dolayı da yanaşıyoruz arkadaşlar. Antanta Yugoslav ve Romanya'da katıldı. Ve anlaşma nerede imzalandı? Merkezde bunun Atina'da zaten. Atina'da imzalandı arkadaşlar. Bulgaristan ise ben katılmam dedi. Ben katılmam. Niye katılmıyorsun sen? Çünkü Bulgaristan Almanya yanlısı revizyonist bir politika takip ediyor. Yani saldırgan. Niye anlaşmasını bozup Romanya'dan Dobruca'yı alacağım diyor. Yunanistan'dan da Batı Trakya'yı alacağım ben diyor. Ege'ye açılmam lazım benim diyor. O yüzden Bulgaristan katılmadı. Arnavutluk gariban zaten İtalya'nın işgaline uğruyor. O da o yüzden katılamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Balkan Antantı arkadaşlar maalesef 2. Dünya Savaşı'nda dağıldı. Bakın şöyle haritada gösterdim. Öncüsü Türkiye ve Yunanistan'dır. Merkezi Atina zaten. Romanya katıldı. Yugoslavya katıldı. Şu sarı yer Arnavutluk. O katılamadı. İtalyan işgalinde. Arnavutluk Bulgaristan ise şurayı istiyorum diyor. Bak şuraya. Ege'ye şuradan şöyle açılacağım diyor. Şu Batı Trakya istiyorum diyor. Bir de şurada Dobruca bölgesini Romanya'dan istiyorum diyor. O yüzden Bulgaristan'da katılmadı arkadaşlar. Akdeniz Paktı. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığından dolayı yine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere arasında kuruldu. Bu sorumuz birebir geldi. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere arasında kurulan örgüt hangisidir? Cevap Akdeniz Paktı. Montreux. Arkadaşlar neden imzalandığını soracak olsak gene İtalya ve Almanya'nın saldırganlığı var ama bu sefer ekstradan Japonların da saldırganlığı var. Mançurya'ya saldırdı. Ya Japon'un ne alakası var? Şu alakası var. Hani Lozan Anlaşması'nda Boğazlar Komisyonu kuruldu ya, o komisyonun içinde Japonlar da var. Bunların her biri yarın savaş çıkacak. Boğazları kullanmak ister. Türkiye arkadaş bu olur mu diyorsa bak siz birbirinize gireceksiniz. İki gün sonra. Şu Boğazlar meselesini bir görüşelim diyor. İtalya saldırgan, Japonya saldırgan, Almanya saldırgan. Hemen İngiltere tabii ya diyor. Türkler doğru söylüyor. Gelin görüşelim diyor arkadaşlar. Ve Türkiye meseleyi Milletler Cemiyeti'ne gönderiyor arkadaşlar. Peki İngiltere niye destek verdi bu konuda bize? İngiliz çakal bir millet. Şunun için savaş sırasında Sovyet Rusya bölgeye yerleşir ise çünkü Sovyetler Birliği de komisyon üyesi ya bir daha gitmez Ruslar buradan ve Boğazlar Rusların kontrolüne girebilir diye o yüzden komisyonu kaldıralım sadece Türkiye kalsın diye İngiltere Türkiye'ye destek olmuştur arkadaşlar. İmzalanan Montreux ile bir Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Yönetim tamamen Türkiye'ye verildi. Böylece arkadaşlar yorumunu yapıyorum bakın kırmızıyla yazılı zaten. Boğazların uluslararası statüsü bitti. Türkiye'nin stratejik önemi arttı. Bağımsızlığımız pekişti. Yine Boğazların her iki yakasının silahlandırılması yasağını kaldırıyorum. Yine stratejik önem arttı. Bağımsızlık pekişti. Pürüzler var. O pürüz dünyadaki 52 boğazın 52'si içinde geçerlidir zaten. Savaş zamanı boğazları ulaşıma kapatabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ama barış zamanı rakamlar vereceğim. Ezberinizde tutmanıza gerek yok. 40 bin gross tonun altındaki savaş gemileri 20 günlüğüne geçebiliyor. Bu sadece bir pürüz. Ama bu pürüz tüm dünya boğazlar için geçerli. Ticaret ve yolcu gemileri ise ister savaş olur ister barış olur her daim geçebiliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Montreux sonrası bizim Sovyet Rusya ile aramız geriliyor. İngiltere ile yakınlaşıyoruz. Bakın bu soru gelebilecek bir soru. Hangi olay sonucunda Sovyet Rusya ile gerilip İngiltere ile aramız düzeldi? Cevabımız Montreux Boğazlar Sözleşmesi.
Bu arada Möntrö her 20 yılda bir yeniden gündeme gelmesi gereken bir anlaşma olmasına rağmen 1936'dan bu yana hiç kimseden çıkmadı. O yüzden halen 36 yılındaki maddeleri geçerlidir. Her 20 yılda bir dedik ya, 1956'da çıkaran olmadı. 76, 96, 2016. Şimdi kaç yılını bekliyoruz? 2036'yı bekliyoruz. Bakalım 2036'da görüşelim diyen çıkacak mı? Hadi bakalım şöyle bir soru. Boğazların statüsünün 36 metre sözleşmesi ile Türkiye'nin lehine çözülmesinde hangilerinin katkısı olmuştur? İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarının oldu. O yüzden zaten meseleyi gündeme getiriyoruz. Ya artık Milletler Cemiyeti'ne de üye miyiz? Evet, sözümüz geçiyor artık. Türkiye'nin Balkan Antantı'na üye olmasının da katkısı oldu. Çünkü Balkan ulusları da destek oldu. Yani cevabımız hepsi olacak. Sadabat Paktı. Merkezi İran Tahran arkadaşlar. Gene İtalya ve Almanya'nın saldırganlığı söz konusu arkadaşlar. Özellikle İtalyanların Habeşistan'ı işgali bu örgütün kurulmasını hızlandırdı. Hemen harita üzerinde göstereyim üye devletlerimizi. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan. Kim yok? Aha şu sarı yok. Sarı bölge. Kim bu? Suriye yok. Niye yok? Çünkü Türkiye ile Hatay sorunu yaşamakta. Irak'la da bir küçük sınır sorunu var. O yüzden Suriye katılmamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda burası da dağıldı. Peki, bu soruya bir bakalım. Hangileri Atatürk döneminde Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesini, güzelleşmesini sağladı? Arkadaşlar, İngilizler, Almanlar ve İtalyanların saldırganlığından tedirgin. O yüzden Türkiye'nin Almanya ve İtalya'ya karşı yaptığı her girişim İngiltere'nin de hoşuna gitmekte. O zaman baktığımızda Balkan Antantı'nın kurulmasından İngiltere memnundur. Artı. Akdeniz Paktı'nda zaten İngiltere'nin kendisi bile var. Artı. Montrö de artı. Sadabat Paktı da artı. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığı da kesinlikle artı. Yani cevabımız arkadaşlar hepsi. Neden Balkan ve Sadabat var? Anladık mı arkadaşlar? Çünkü o örgütler İtalya ve Almanya'nın saldırganlığına karşı kuruldu ya. İngiltere bundan dolayı hoşlanıyor. Hoşuna gidiyor yani. Bu sorumuzun cevabı bu sebeple hepsi. Sadabat Paktı hocam, Orta Doğu'nun güvenliği bakın. Orta Doğu'ya İtalya'nın saldırganlıklarına karşı Orta Doğu'nun güvenliğini sağlamak amaçlı. Türkiye, Irak, İran, Afganistan hepsi Orta Doğu ülkesi. Kısaca Türkiye Doğu sınırlarının güvenliğini sağlıyor diyelim. Bu soruyu anladık mı arkadaşlar? Bakın bu soru birçok kişiye zor geliyor. Halbuki mantığı çok basit. İtalya ve Almanya'nın saldırganlığından dolayı İngilizler de tedirgin. O yüzden bizim Türkiye'nin İtalyan ve Almanlara karşı yaptığı her iş İngiliz'in de hoşuna gidiyor. O yüzden cevabımız hepsi. Hatay. Arkadaşlar, özel bilgiler verdim. Atatürk Kurun diye bir gazetede Asım Us mahlasıyla Hatay'la ilgili yazılar yazmıştır. Ve orası için 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. Hatta şahsi meselem tabirinde kullandığını biliyoruz. Şimdi Hatay meselesi Lozan'da aleyhimize çözüldüydü, değil mi? Hatay'ı alamadıydık. Ama İkinci Dünya Savaşı gündemi meşgul etmeye başlayınca Fransızlar bölgeyi boşalttı ve Suriye bağımsız oldu. Biz hemen dedik ki arkadaşım, biz Hatay ile ilgili hep Fransa ile muhatap olduk. Fransa defolup gittiğine göre artık Hatay bizim olmalı. Suriye diyor olmaz, bizim olmalı. Kavga çıkıyor. Hemen meseleyi Milletler Cemiyeti'ne götürüyoruz. Milletler Cemiyeti bir bölgeye rapor heyeti gönderiyor. Saadler raporu. Saadler raporu bizi haklı buluyor. Türkleri haklı buluyor. Yani Saadler iyi bir rapor. Ve Hatay ile ilgili bir rapor. Çünkü İngilizler destekliyor bunu. Çünkü bölgede Fransızların etkinliği tamamen bitsin ister İngiltere. Ve Türkiye'yi kaybetmek istemez.
Bundan dolayı Sander raporu bizim için iyi. Arkadaşlar 1938 yılında yapılan halk oylaması referandumla Hatay Bağımsız Türk Cumhuriyeti kuruldu. Peki soruyorum, Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Atatürk dönemi olayı mıdır? Artı mı eksi mi? Hatay Bağımsız Türk Cumhuriyeti. Artı hocam, artı sevgili hocam. Mustafa Kemal Paşa Hatay Bağımsız Türk Cumhuriyeti'ni gördü. Katıldığını göremedi diyeceksiniz. Tamam mı? Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Atatürk dönemidir. Ha bak yazmışım ya zaten. Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Atatürk dönemi olayıdır. Ama Hatay'ın bize katılması Atatürk dönemi değil. Nüansı anladık mı arkadaşlar? Hatay 39'da bize katılacak. Fransa zaten 39 Ankara Anlaşması ile bu durumu kabul edecek. Arkadaşlar resimli anlatayım. Soru varmış önce ya. Önce bunu bir yapalım. Türkiye yukarıdaki olaylardan hangilerini İkinci Dünya Savaşı ihtimalini değerlendirerek kendi lehine çözmeyi başardı? Cevabınız ne olur? Sizden alayım. 2 ve 2 ve Kübra hocam. Ve 3. Evet, 2 ve 3. Değil mi? 2 ve 3. 2 ve 3. Musul zaten aleyhimizeydi. Musul. Boğazlar ve Hatay Suriye sınırı iyi çözümü oldu. Arkadaşlar, Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek cumhurbaşkanı kimmiş? Tayfur Söğmen. Bekleyin bu soruyu. Ben genel kültür olsun diye başbakanının Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı'nın da Abdülgani Türkmen olduğunu söyleyeyim. Maalesef Hatay Meclis binası şu 6 Şubat depreminde yıkıldı. Maalesef ki 40 tane milletvekilleri var arkadaşlar. Vardı. Belki o yüzden hassasiyet gösterip özel olarak sorabilirler. Tayfur Söğmen'i mutlaka bilin. Ve ben bir daha söylüyorum sizlere. Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Atatürk dönemidir. Bize katılması ve günümüz Türk-Suriye sınırının çizilmesi ise Atatürk dönemi değil arkadaşlar. Evet maalesef Sevgi Hocam Hatay çok ciddi yara aldı. Evet Hatay Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı da ha, sadece yıldızın içinin dolu olduğunu fark edersiniz değil mi? Evet Atatürk döneminde Milletler Cemiyeti'ne götürdüğümüz meseleler. Bakın ki neler var. Patrikhane seçimi, Musul, Bozkurt Lotus, nüfus mübadelesi, Boğazlar ve Hatay sorunu olmak üzere 6 tane konu gitmiş sadece arkadaşlar. Yani yabancı okullar hiç muhatap bile almadık. Bırak Milletler Cemiyeti'ni götürmeyi, Milletler Cemiyeti'ni götürmedik. Evet arkadaşlar KPSS'de birebir yakaladığımız bu resim işte o yüzden resimlere dikkat edin diyorum ya. 25-39 arası en uzun süreli Türk dış politikasını yürüten kişi Tevfik Rüştü Aras. Bu süreçteki tüm anlaşmalarda Tevfik Rüştü Aras'ın imzası vardır. KPSS'de birebir yakaladığımız soru. O yüzden Tayfur Sökmen'i bilmenizi istiyorum. Evet, ilkeleri zaten deminden inkılapları anlatırken birazcık değindim. Hızlıca burayı da anlatalım. Cumhuriyetçilik en temel ilkemiz. Çünkü tüm temel ilke ve inkılapların yaşamasının temeli bu. Cumhuriyet olmasa ötekiler olmaz zaten. Bütünleyici ilkesi milli egemen. Eğer cümlenizin içinde, verilen paragrafın içinde ulusal egemenlikten, seçimden, ulusal iradeden, çok partili rejimden, seçme seçilme hakkından, anayasalardan, ordunun siyasetten ayrılmasından bahseden bir cümle, kanun varsa hemen cumhuriyetçilik diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben gene de yazdım. Tevhimi açtı. Anayasalar, saltanatı kaldırdım. Cumhur ilanı, hilafeti kaldırdım. Yurt dışına sürgün ettim Osmanlı sülalesini. Çok partili rejim denemeleri yaptım. Orduyu siyasetten ayırdım. Kadınlara seçme seçilme hakkı verdim. Tek dereceli seçim, gizli oy açık sayım gibi ifadeler cumhuriyetçiliğin adımlarıdır, aşamalarıdır. Milliyetçilik, ulusçuluk yani. Bütünleyicisi bağımsızlık, milli birlik, beraberlik, yurtta sulh, cihan sulhu ve insan sevgisidir. Anahtar kelimeler arkadaşlar.
Bağımsızlık, ortak vatan, Türk kültürünü geliştireceğiz, dil ve kader birliği. Asla Türk milliyetçiliğinde asla din ve ırk birliği aranmaz arkadaşlar. İşte bu sebeple Türk milliyetçiliği laiktir. Eğer bir insan ben laik değilim diyorsa kusura bakma sen milliyetçi de olamazsın diyoruz. Türk milliyetçiliği laiktir arkadaşlar. Şimdi ben iyi bir cumhuriyetçiyim arkadaşlar. Söyleyeyim. Ben iyi bir cumhuriyetçiysem Mehmet Er Hoca, bu ülkede yaşayan Alevisiyle, Sünnisiyle, kadınıyla, erkeğiyle herkesin oy kullanmasına, herkesin vekil olmasına evet diyoruz değil mi? Zaten ülkemiz bunu yapıyor. O zaman biz iyi bir milliyetçiyiz. Bizler iyi birer milliyetçiysek bu ülkede yaşayan herkesi ister Türkmen, ister Kürt, ister Laz Çerkez, ister Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman fark etmez. TC vatandaşı olan herkes Türk milletinin bir parçasıdır diyorsak otomatikman iyi bir milliyetçi oluyoruz biz. Peki iyi bir cumhuriyetçilik, iyi de bir milliyetçilik yaptığımız dakika otomatikman nece oluruz biz? Halkçı oluruz. Halkçı oluruz arkadaşlar. Burayı es geçiyorum zaten aynı şeyler duruyor. Deminden beri anlattığım cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılıktır. Yani bir adam cumhuriyetçilik yapıyorsa, milliyetçilik yapıyorsa otomatikman halkçıdır arkadaşım. Yani ben halkçıyım ama milliyetçi değilim diyorsan kusura bakma. Sen bu kavramları bilmiyorsun o zaman. Anahtar kelimeler ise ayrıcalıkları kaldırmak, eşitlik, dayanışma, sosyal devlet dediğimiz devletin vatandaşına hizmeti, halkın kendi kendini yönetmesi, devletin halkına hizmet etmesi, kısacası ayrım yapmaması. Bak, ayrım yapmazsam milliyetçi oluyorum zaten. Ayrım yapmazsam halkçı oluyorum zaten. Yani insanları etnik kökenine göre, mezhebine göre ayırmayacaksınız diyor. Bu yüzden cumhuriyetçi ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılıktır. Halkçılığın aşamaları şöyle, burada vurgulayayım. Aşağı kaldırdım. Şapka, kıyafet, tekke zaviyeyi kapattım. Medeni kanun, soyadı kanunu, kadınlara seçme seçilme hakları ve kısacası devletin vatandaş için yaptığı yatırımlar halkçılığa girer arkadaşlar. Laiklik, bütünleyicisi, bilimsellik ve akılcılık. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü. İşte al sana laiklik. Arkadaşlar, laiklik şu demek. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Akılcılık ve bilimsellik olacak, din ve vicdan özgürlüğü olacak ve çağdaşlık olacak. Laikliğin ilgilendiği dört tane sektör var. Yönetimde laiklik olur, eğitimde laiklik olur, adalette, hukukta laiklik olur, sosyal hayatta laiklik olur. Mesela ekonomide laiklik olur mu? Paranın dini olur mu? Olmaz. Bak ne güzel soru çıktı. Yönetim, eğitim, hukuk, sosyal, ekonomi. Hangi sektörde laiklik olmaz? Arkadaşlar laiklik şu. İşte inşallah bak memur olacaksınız. İçimizde belki Hristiyan arkadaşım var. Bilmiyorum. Alevi arkadaşım var. Sünni arkadaşım var. Ne bileyim Budist arkadaş bile vardır belki. Bilmiyoruz. Bak şu an 13 tane arkadaş dinliyorsunuz beni. Devlet sizin mezhebinizi, dininizi soruyor mu? Sormuyor. İşte bu ya laiklik bu. Senin dinin sana, benim dinim bana. Devlet sektöründe işe girerken dinine, diyanetine bakılmaz ya. Bitti. Bu arada şey bitti. Hemen ben yenisini yükleyeyim arkadaşlar. Hızlıca sunumu yükleyeyim. Az bekleyin arkadaşlar. 10 numarayı yüklüyorum. Geliyor arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Laikliği anladık mı arkadaşlar? Bakın en güzel laiklik uygulamasını Peygamber Efendimiz yapmıştır bizim. Kabe'nin hicabe denilen bir memuriyet görevini bir müşrik olan Osman bin Talha'ya vermiştir. Yani devlet kadrosuna adam alınırken dinine mezhebine bakılmaz arkadaşlar. Liyakatına bakılır ya. Bu yani laiklik bu. En güzel laiklik uygulaması işte Peygamber Efendimiz'in yaptığı uygulama. O yani. Evet. Laikliğin aşamaları. Şöyle bir daha hatırlayalım. Hatırlarsanız şey yoktu. Harf inkılabı yok demiştik değil mi? Bak saltanatın kalması. Tevhid tesisat. Menzile kapattım. Şeria efkaf vekaletini kaldırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı kurdum. Sülaleyi yurt dışına sürgün ettim. Tekke zaviyeler, şapka, medeni kanun, marif teşkilatı kanunu,
Anayasadan devletin dini standır maddesini çıkardım. Kılık, kıyafet ve laikliğin anayasaya girmesi laikliğin belli başlı adımları oldu. Devletçilik ekonomik alanda. Ha, bunun bütünleyicisi yok. Bak, bunun bütünleyicisi yok. Devletçilik arkadaşlar, halkçılık ve sosyal devlet anlayışının benimsendiğine kanıttır. Devletçilikte amaç vatandaşa hizmettir. Ya devlet okul yapıyor. Devlet hastane yapıyor. Bunu yaparken oradan kar amacı gütmüyor devlet. İşte bu. O yüzden devletçilik halkçılığıyla beraber yürür arkadaşlar. Ama bizim devletçiliğimiz özel sektöre de evet diyor. Diyor ki büyük yatırımları devlet yapacak, vatandaş yapamıyor çünkü. Ama o devlet vatandaşına da destek olacak. Bir nevi biraz liberalizm, biraz sosyalizm, parma bir ekonomik model bu. Zaten mecburiyetten benimsediğimiz bir model, değil mi? Yabancı sermaye bile evet diyoruz ama bağımsızlık zedelenmeyecek diyoruz. Ve ekonomide, yatırımda, kamulaştırmada varsa bir cümle, kelime, devletçilik. Büyük yatırımlar devlet yapacak ama özel sektörde desteklenecek. Bir nevi sosyalizm ve liberalizm oluşan karma bir ekonomik modeldir arkadaşlar. Kısacası devletçilikteki yatırım yapılırken devlet arkadaşlar halkına, vatandaşına hizmet edecek. Bu. Evet. Arkadaşlar devletçilikte işte tarımı destekleyici çalışmalar yapıldı. Tarım kredi kooperatifleri, toprak masofisi gibi. Devlet bankaları kurdu. İş Bankası liberal, öteki bankalar devletçilik hatırlarsınız. 5 yıllık sanayi planları, kamulaştırmalar yaptık. KİT dediğimiz kamu sade teşekkürleri kurduk. Bunlar devletçiliğe örnek. Uşak Şeker Fabrikası devletçiliğe örnek miydi? Hayır. Uşak Şeker liberalizme örnek. Vallahi çıkarsa şaşırmayın ha. İnkılapçılık, bütünleyicisi çağdaşlaşma. Anahtar kelime devrim, inkılap, çağdaşlaşma, değişim, yenilik. Arkadaşlar, olay şu. Mesela biz Atatürk döneminde yapılmış diye aynısını korumak zorunda değilim. Çünkü dünya değişti Atatürk döneminden beri. Atatürk de öyle diyor zaten. Çağın gereği neyse onu yapacaksınız diyor. Ya ben yaptım diye, bizim dönemde yapıldı diye kalmayacak o. Çağın gereği neyse o dönüşümü yapacaksınız diyor. Sürekli çağdaşlaşma olacak diyor. Arkadaşlar, ben şöyle bir daha hatırlatıyor olayım. 6 ilke CHP'nin programına 1931'de girerken anayasayı ise yazdım zaten aşağıda 37'de girdi. Bunu yazdınız lütfen dikkat edin. CHP'nin programına 31'de anayasaya 37'de giriş yapmış. Evet. Şöyle bir tablo çıkardım size. Tablo çıkardım. Bütünleyici ilkeler, temel ilkeler diye. Tüm KPSS epeydir sormuyor buradan. Aşağıdakilerden hangisi temel ilkedir, hangisi bütünleyici ilkedir? Ayrımı sorulabilir ya da eşleştirmeyi doğru yapın sorulabilir. Cumhuriyetçiliğin bütünleyicisi milli egemenlik. Milliyetçiliğin, ulusçuluğun bütünleyicisi bağımsızlık, milli birlik, beraberlik, insan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh. Halkçılığın ki eşitlik, laikliğin akılcılık, bilimsellik, inkılapçılığın ki çağdaşlaşma, devletçiliğin ise bütünleyicisi yoktur arkadaşlar. Evet, hadi bakalım beraber şu sözü bakalım. Yeni Türk Devleti vatandaşlarının yönetimde söz hakkına sahip oldu bak. Yönetimde söz hakkı diyorsa bu cumhuriyetçilik. B ile D de var cumhuriyetçilik. Ortak tarih, ortak kültür bu milliyetçilik. Şurada da akılcılık ve bilimsellik diyor laiklik. Cevap ne oldu? D oldu. Zaten kolaylıkla yaptınız gördüğünüz gibi. Cevabımız D seçeneği oldu. Arkadaşlar, milli mücadelemizin edebiyat ve sanata yansımaları söz konusu. Burada çıkma ihtimali olanları ben size artı koyacağım. Hepsini yazdık ama. Arkadaşlar, Kemal Arabanoğlu'nun Atatürk'ten anılar sorulmaz. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz sorusu geldi 2014'te. Ekstradan paşaların kavgası da var. Bu geldi. Benim behlen sorum artık şu. Ali Fuat'ı %100 bileceksiniz. Yıldız Atan. Sınıf arkadaşım Atatürk, Milli Mücadele ve Moskova hatıraları. Hatırlarsanız Moskova'ya elçi gönderdiydik ya. İlk elçimiz diye Ali Fuat. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Celal Bayar'a geçen yıl sordular. Kitabını değil de
Cumhurbaşkanlığı yaptı, başbakanlık yaptığını falan sordular. Eserin ismi ben de yazdım. Sonra bu kadar. Belki Tarık Buğra dizileri çekildi ya. Ondan ötekilerini zannetmiyorum. Ama siz gene de genel kültür anlamında şöyle bir bakın arkadaşlar. Mazhar Müfid'i boş veriyorum. Turgut Özakman'ı boş veriyorum. Daha yeni yazılan bir roman zaten. Ha, Harold Armstrong, Bozkurt isimli bir romanı var. Atatürk yaşarken yayınlanan ilk biyografi. Bir sürü hakaret etmiş Atatürk'e. Hatta Atatürk yayınlasınlar yani ne olacak, millet gerizekalı mı inanacak bunları diyor. Arkadaşlar Lord Kinross'un ve Andrew Mangan'ın da sorulacağını pek zannetmiyorum. Ama onların da böyle eserleri var. Faal Rıfkı Atay'ın Çan Kayası seçeneklerde kullanılmıştı. O yüzden soru değeri var. Çan Kayası. O yüzden sorulabilir Faal Rıfkı Atay'ın. Hatta bu Faal Rıfkı'nın Zeytin Dayı romanı vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen cephesinde. O soruldu mesela. O genel kültür bölümünde sormuştu. Tarihte değil de. O yüzden Faal Rıfkı Atay'ı sorabilirler. Evet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban. Çok popüler biliyorsun. Liseden beri hepimiz okumuşuzdur az çok. Düşmanın yaktığı köyler ahalisine diye de bir eseri var. Ondan sonra geçiyorum geçiyorum. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam ve İkinci Adam eserleri var. Bu soruldu. Ali Fethi zannetmiyorum. Samim Kocagözü, Kalpaklılar zannetmiyorum. Heh, Ali Hanım, herkes sorulacak. Ateşten Gömlek, Milli Mücadele ilk anlatan romanıdır. Bunu ezbere bilelim arkadaşlar. Halide Edip, adı var, önemli. Evet, Mustafa Kemal'in hayatından da hızlıca bir kesit geçelim arkadaşlar. Antep iline kayıtlı olduğunu daha önce zaten biliyordunuz. Antep iline kayıtlıdır. Eğitim hayatından soru çok geliyor. Şu okuldan sonra nereye gitti diye sorulabiliyor. Şems Efendi İlk Mektebi. Arada bir Selanik Mülkiye Rüştiyesi var. 3 ay gidiyor bırakıyor. Sonra Selanik Askeri Ortaokulu. Manastır Askeri İdadisi. Oradaki meşhur tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Ona minnet borcum vardır hatta. Mesela şöyle bir soru gelmişti. Manastır Askeri İdadisi'nden sonra hangi okula devam etti diye sordular. Cevap İstanbul Harbi Okulu. Üniversite düzeyinde. İstanbul Harbi Akademisi'nde doktorasını yaptığı yer. İlk görev yeri KPSS'yi kazandığı ilk görev yeri Suriye Şam. Burada bir cemiyet kurdu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Bunu sordular. Bir tur sordular. Hangi cemiyeti kurdu? Vatan ve Hürriyet. Sonra arkadaşlar Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni İttihat ve Terakki Fırkası'yla birleştirdi. Ancak 31 Mart vakasında hatırlarsanız 31 Mart kurmay başkanıydı. Ordu ile siyaseti iç içe görmesinden dolayı problemli gördüğü için İttihat Terakkicilerden ayrılıyorum dedi. Ve adını ilk duyurduğu olay da zaten bu 31 Mart vakası olmuş idi. Devamında Fransa'daki Picardi manevralarına katıldı ve askeri yeteneklerini geliştirdi. Bu yetenekleri Trabzon Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta kullandı. Balkan Savaşları'na katıldı. Balkan Savaşları'ndan sonra Sofya askeri ateşesiydi. İşte Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal neredeydi? Hatırlarsanız Dünya Savaşı'nı anlatırken de çok vurgulamıştım. Bu soruyu bekleyeceksiniz. Sofya askeri ateşesi idi. Sofya'dan sonra kendini Çanakkale'de buldu. Çanakkale'den sonra Kafkasya'ya gitti. Muş ve Bitlis'i geri aldı. Ondan sonra Veliaht Vahdettin'e bir Almanya seyahati. Ondan sonra böbrek tedavisi için Avusturya Kasmat'a gitti. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki son görevi ise Suriye'de Yıldırım Orduları Komutanı idi. Sonra İstanbul'a gelecek biliyorsunuz. Askeri ateşe. Sonra Çanakkale hocam. Sofya'da askeri ateşeydi Birinci Dünya Savaşı başladığında Özlem hocam. Sonra da Çanakkale'ye geldi. Tamam mı? Sonra İstanbul'a gelecek biliyorsunuz. Mondros sonrası Minber diye bir gazete çıkaracak. Sonra da 9. Ordu müfettişi sıfatıyla da Samsun'a çıkış olacak. Sonrası biliyorsunuz zaten temsiliyeti başkanı, temin başkanı, başkomutan
Cumhurbaşkanı diye gidiyoruz. Evet, işte bakın, Sofya'da askeri ateşeyken Yeniçeri kıyafetiyle çektirdiği bir şeyi, bu İspanya elçisinin evine misafir olmuş balo sonrası orada çekilmiş bir fotoğrafmış bu arkadaşlar. Evet, Samsun'a Bandırma gemisiyle çıktı diyoruz. Nutuk hangi yıllar arasını anlatmıştı? İstanbul'u, şimdi İstanbul diyorum, Samsun'a çıkıştan 1927'ye kadar anlatır ve CHP'nin ikinci kurultayında okumuştur arkadaşlar. 1919-27 arasını anlatıyor. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'ne getirip bekletildi. 1953'te Anıtkabir'in inşaatı bitince de 1953'te Anıtkabir'e nakledildi. Anıtkabir'in mimarları Emin Onat ve Orhan Arda'dır. Mirasını nerelere pay etmiş bakın. Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na, Türk Hava Kurumu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Bursa ve Ankara belediyelerine, manevi çocuklarına, bir miktar parasını da İsmet Paşa'nın çocuklarının eğitimi için veriyorum demiş. Arkadaşlar %100 çıkacak soruya bakıyorsunuz. Bu soru %100 gelecek. Mustafa Kemal'in düşünce hayatını şekillendiren kişiler kimler? Ziya Gökalp, Türkçülük değil mi konusunda? Vatanseverlik konusunda Namık Kemal. Türkçülük konusunda yine Mehmet Emin Yurdakul. Batıcılık konusunda Tevfik Fikret. Demokrasi, kadın hakları konusunda Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire. Buradan dört isim verilecek. İçine atıyorum Mehmet Akif Matarlar artık. Bilemem. Sayın Talim Paşa mı? Prens Sabahattin Matarlar bilemem. Bu yediği adamı bileceksiniz. Dördü bizden, üçü ecnebi. Tamam mı? Evet. Atatürk'ün eserleri. Nutuk 19-27 arasını anlatır. Zaten soru kalıbını defalarca söyledim. Vatandaş için medeni bilgiler Afet İnan'la yazdığı 2015 sorusu. Geometri kitabı var. Bu da soruldu. Kitaplar arasında var mıdır diye. Tasbat hatıratı da vardır. Ötekiler ise askeri kitaplar arasında. Onlar çok önemli değildir. Evet. Şükür Çağdaş'a geldik. Yoruldunuz mu? Evet diyeceksiniz büyük ihtimalle. Tamam Ahmet Hocam. Şöyle yapalım. Allah nasip ederse haftaya cumartesi günü ve pazar günü bitirecek şekilde Çağdaş'ı da anlatıvereyim arkadaşlar. A'dan Z'yi bitirmiş olalım. Ben kaydı kapatayım. Sorusu olan varsa sorsun yine.